O sene bu sene dediler. Trabzonspor şampiyon oldu. Şampiyon kupasına kavuşuyor. Şampiyonluk özel yayınına A-Spor'a hoş geldiniz. Hemen Trabzon'a çevirelim kameralarımızı. Sözü Yunus Emre Sel'e bırakalım. Şampiyonluk için, kupa için yola çıktı Trabzonspor takımı ve taraftarlar. Teşekkürler Cüneyt Şen. Şu anda Karadeniz sularındayız. Gördüğünüz gibi çok sayıda tekne Trabzonspor'un kendisini beklediği yat limanından şu anda hareket etmesini bekliyor. Burada çok kalabalık konvoy var. Birçok geminin yat limanına girişine izin verilmiyor. Orada da çok sayıda tekne yine Trabzonspor kafilesiyle birlikte hareket edecek. Gerçekten saymakta çok zorlanıyoruz ki bulunduğumuz alan dışında da çok fazla sayıda tekne bekliyor. Trabzonspor şampiyonluğa ambargo koydu. 70'li yıllarda şampiyonluğunu ilk olarak denizde kutlamaya başlamıştı. O dönem denizde başlayan şampiyonluk kutlamaları şu an denizde devam ediyor. Trabzonspor kafilesi birazdan yat limanında denizle hareket edecek ve Karadeniz'e çıkış yapacak. Çok sayıda bordo mavili taraftar burada bekliyor ama esas coşkulu kutlamanın da Faroz Limanı'nda yapılacağını söyleyelim. Trabzon kafilesi burada gemiyle önce Ayasofya Müzesi'ne, oradan Ayasofya Camii'ne, oradan Faroz Limanı'na geçecek. Orada taraftarlar kıyıdan meşaller yakacak. Trabzonsporlu futbolcular ise gemiden gemiden meşalleri yakacak ve çok güzel görüntüler ortaya çıkacak. Futbolcular şu anda bizim bulunduğumuz alanda değil. Onlar arkada gözüken duran limanda ve yavaş yavaş gemiye binmeye başladılar. Biz de onların denize açıldığı andan itibaren ki görüntüleri yine size aktarmaya devam ediyor olacağız. Bugün gerçekten çok farklı bir şölen var Trabzon'da. Çok farklı bir coşku var. Bizim bulunduğumuz teknede, etrafta gördüğünüz çok sayıda teknede, gemide bordo mavili taraftarlar Karadeniz'e akın etmiş durumda. Buradaki coşku, meşaleler, takım limandan ayrıldığı andan itibaren meşaleler yakacak buradaki bordo mavili taraftarlar ve oradaki takımın gemiyle çıkışıyla birlikte konvoy eşliğinde stadyuma doğru hareket edecek. Takım denizden giderken karadan da bir konvoy. Takım gemiden hareket ederken birçok taraftar da yine kıyıdan onlara eşlik edecek. Çok sayıda taraftar şu anda meşalleri de yakmaya başladı. Biz de burada gemiden detayları sizlere aktarmaya devam ediyor olacağız. Gördüğünüz gibi birçok gemi, aslında balıkçı tekneleri de onlara eşlik ediyor şu an itibariyle. Buradaki coşku had safhada. Hemen hemen her gemide neredeyse iğne atsan yere düşmeyecek konumda. Onu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Uzaklarda büyük gemiler de var. Yük gemileri de var. Burada gerçekten saymakta zorlanıyoruz. Bu konvoyun büyüklüğünü anlatmakta biraz zorlandığımız anlar var şu an itibariyle. Buradaki coşku gerçekten had safhada. Gördüğünüz gibi bunlar büyük gemiler, balıkçı gemileri ama etrafta irili ufaklı çok sayıda tekne de var. Herkes Trabzonspor kafilesinin Mehmet Ali Yılmaz tesislerinin hemen yanında bulunan yat limanından kendilerini bekleyen gemiye binip hareket etmesini bekliyor. Burada 7'den 70'e genci yaşlısı birçok taraftar denizde şu an itibariyle. Onlar da bu coşkuya, bu tarihi ana tanıklık etmek için o anlarda burada bulunmak için Trabzon'a geldi. Şu an burası tıkamasa dolu diyeceğiz ama stadyum da dolu. Stadyumda 40 bin aşkın taraftar var. Stadyum dışında binlerce taraftar var. Denizde siz de görüyorsunuz. Binlerce taraftar denizde takımı karşılıyor. Bu yetmezmiş gibi de İstanbul'da yarın 70 bin civarında taraftar da stadyumda olacak. Gerçekten Trabzonspor taraftarları yıllardır bekledikleri o şampiyonluğu en büyük coşkuyla, en iyisiyle kutlamaya çalışıyor. Buradaki coşkuyu anlatmak biraz güç. Biz şu anda kaptanımız biraz daha açığa çıkıyor ki tüm gemileri, tüm tekneleri sizin için daha iyi şekilde gösterme şansı yakalayalım. Gördüğünüz gibi birçok taraftar bayraklarıyla denize akın etmiş durumda. Buradaki
Bugünkü Trabzon'daki hava koşulları da gerçekten bu görüntülerin yaşanmasına izin vermiş durumda. Çok uzakta bir gemi var. O gemideki bayrak gerçekten şu anda sosyal medyada da en... O müzik eşliğinde Trabzonspor'un denizde başlayan kutlamalarını paylaşmaya devam edelim lütfen. Hep birlikte izleyelim. Şampiyonluk günü Trabzonspor şampiyonluğu kutluyor. Trabzonspor bugün şampiyonluk kupasını alıyor. Çok güzel görüntüler. O görüntüler Karadeniz'den, şampiyonluğun yaşandığı noktadan. Biz de denizden yayın yapıyoruz. Bu görüntüleri tekne üzerinden aktarıyoruz, paylaşıyoruz sizlerle. Bordo mavili taraf, Trabzonsporlular şampiyonluğu kutluyor. Sadece görüntülerini izlediğiniz Karadeniz'de değil. Onların da dediği gibi onlar bize her yer Trabzon diyor. Dünyanın her yerinde, Türkiye'nin her yerinde Trabzonsporlu taraftarlar var. Ve her yerde bugün bordo mavili renkler hakim. Bugün Türkiye Trabzonsporlu taraftarların bulunduğu dünyanın birçok ülkesi bordo mavili şampiyonluğu kutluyor. 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor bu akşam kupasını alacak ve o büyük heyecan, kutlamalar Karadeniz'de, Trabzon'da, Trabzon kıyılarında başlıyor. İşte Trabzon'daki kutlamalar, her geçen saniye, her geçen dakika o teknelerin sayısı artıyor Karadeniz'de. Karadeniz'i Trabzon'dan, Trabzon'u Karadeniz'den ayırmak ne mümkün. İşte Trabzonlu taraftarlar da, Trabzonspor aşıkları da bugün şampiyonluğu Karadeniz'de kutlamaya başladı. Bordo mavili bayraklarla süslendi gemiler, tekneler, kayıklar. Ve şimdi artık Trabzonsporlu futbolcular bekleniyor. Abdullah Avcı önderliğinde bu sezon mutlu sona ulaşan bordo mavili takım Trabzonspor, Trabzon'da, evinde, yuvasında şampiyonluğu kutluyor. Trabzonspor şampiyonluk özel yayınındayız sevgili seyirciler. Trabzonspor bu akşam kupasını alacak. Selahattin Kralı ve Serdar Kelleci stüdyomuzda. Sahada ekiplerimiz hazır. Az önce Yunus Emre Sel Karadeniz'den, teknenin içinden tam da şampiyonluk coşkusunun yaşandığı noktadan bizlerle birlikte oldu. Murat Onur kupanın kalkacağı statta, Şenol Güneş spor kompleksinde. O meydandaysa Sercan Dikme var, o meydan ki dünyanın dilinde oradaki kutlamalar. Bu akşam da bir benzerinin yaşanması bekleniyor. İlk olarak Sercan Dikme'ye bırakalım sözü. Neler oluyor meydanda Sercan Dikme? Söz sende. Cüneytcan, çok teşekkür ediyorum. Neler olmuyor ki bu meydanda? Bir önceki kutlamalarda dünyaya örnek olmuştu. Dünyada belki de o videoyu izlemeyen kalmamıştı. Sadece futbol severler değil, Danimarka'da, Norveç'te, belki de dünyanın bir ucunda olan tüm vatandaşlar o videoya ulaşmıştı. O gün bir teknoparti vardı ama o teknoparti biraz değişti. Bugün itibariyle arkamda zaman zaman kol bastı oynayanlar, zaman zaman çifte telli oynayan Trabzonsporlu taraftarlar. Gerçekten coşkunun burada hat safhada olduğunu söylemekte fayda var. Belki burada organizasyon olarak bir kutlama yapılmayacak. Sadece dev ekranlar kuruldu. Burada stadyumda bulunan kutlama görüntüleri, burada toplanan vatandaşlara ve Trabzonsporlu taraftarlara gösterilecek. Az önce kol bastı vardı. Oyun havaları şimdi kendisini yerine bıraktı. Gerçekten burada bulunan vatandaşların, Trabzonsporluların her geçen dakika, her geçen saniye daha da sayısını yükselttiğini, burada
Gerçekten çok güzel bir ortamın, çok güzel bir atmosferin olduğunu söyleyelim. Belki de saatler 18'i artık gösterdiğinde, 18, 18, 30, 19 olduğunda burası yardımcı rolde olacak. Çünkü başrolde Şenol Güneş Spor Kompleksi olacak. Trabzonspor taraftarı ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı futbolcularıyla birlikte şampiyonluk kupasına kavuşacak. Bütün sezon boyunca işte o kupayı havaya kaldırabilmek için, kupayı müzeye götürebilmek için mücadele eden Trabzonsporlu taraftarlar artık özlemine kavuşuyor. Biz gün boyunca A-Spor ekranlarında Trabzon'un birçok noktasından, meydandan, limandan, stadyumdan, hatta ve hatta sokak aralarından Trabzonsporlu taraftarların coşkusuna dair görüntüleri A-Spor ekranlarında paylaştık. Sanıyorum bu gece Trabzon'da kimse uyumayacak. Biz de o görüntüleri ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Cüneyt Çen. Sercan Dikmek, katılıyorum sana. Bu gece Trabzonspor sevdalılarına uyku yok. Çok erken saatlerde başladı kutlamalar. Şimdi kameralarımızı kupanın kalkacağı stada, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne çevirelim. Murat Ongun gün boyu güzel yayınlar yaptı ki o yayınlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek. Horonlar devam ediyor, coşku devam ediyor, heyecan devam ediyor. Detaylar Murat'ta. Teşekkür ederim Cüneyt Şen. Gerçekten sizin söylediğiniz gibi Trabzonspor'a yakışır bir kutlama. Şu anda Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde adeta vatandaşların coşkusuyla hat safhalara ulaşmış durumda. Şu an itibariyle bakın Trabzonlular horonlar tepiyorlar biraz önce. Kol bastı oynamışlardı. Şu an itibariyle vatandaşların horonlarını görebiliyoruz. Saat 16 itibariyle stadyumun kapıları taraftarlara açıldı. Ve 18 itibariyle de artık kutlamalar başlayacak. Saat 19'da da takımın artık stadyuma gelmesi bekleniyor. Bakın şu anda stadyumun etrafında her tarafı bordo mavi olarak gözlemleyebiliyoruz. Vatandaşlar formalarını giymişler, tişörtlerini giymişler, atkılarını almışlar. Ailece 7'den 70 herkes şu anda burada Trabzonspor'un bu kupa coşkusuna eşlik ediyorlar. Sabah erken saatlerde aslında Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin etrafında yavaş yavaş vatandaşlar toplanmaya başlamıştı ki şu an itibariyle artık bu coşku en üst seviyelere ulaşmış durumda. Sadece Trabzon'dan değil, Trabzon'un çevre illerinden, hatta ve hatta Türkiye'nin birçok noktasından ve yurt dışından binlerce kişi bugün bu kutlamalara gözlemleyebilmek için, eşlik edebilmek için, o coşkuyu yaşayabilmek için Trabzon'a gelmiş durumda ki burada vatandaşlar horon tepiyorlar. Tabii Trabzon'un yöresel bir oyunu horon ve buraya son sistem, ses sistemleri getirilmiş durumda. O ses sistemleriyle birlikte vatandaşlar şu anda gönül verince horon tepiyorlar. Hemen ileriye doğru geçelim. Bakın ileriye doğru ilerlediğimiz anda orada da yine ayrı bir horon merkezi görebiliyoruz. Hızlı bir şekilde bakın ses sistemlerini gösterelim buradan. İşte şu anda da horonun adeta burada da ikinci bölümünü gözlemleyebiliyoruz. Vatandaşlar burada Trabzonspor'un bugün akşam kaldıracağı kupayı coşkuyla, yöresel oyunlarla, hatta ve hatta yöresel kıyafetlerle karşılıyorlar ki gerçekten coşku şu an itibariyle son seviyelere ulaşmış durumda. Sadece bakın bizim bulunduğumuz içeride bölümde değil, azıcık ileriye döndüğümüz zaman yine orada da horon töpenleri, horon oynayanları görebiliyoruz. Vatandaşlar, Trabzonsporlu taraftarlar ellerinde bayraklarıyla 7'den 70'e stadyumun önüne gelmişler. 40 bin kişilik bir stadyumdan bahsediyoruz ki zannediyorum 40 bin kişi bu stada sığmayacak. Çünkü stadın dışarısında da şu anda 15-20 bin kişi bekliyorlar. Burada bu coşkuyu yaşamak istiyorlar. Stadın içine girsek de girmesek de önemli değil diyor taraftarlar. Önemli olan takımımızın yanında olmak, bu duyguyu hep beraber yaşayabilmek, bu coşkuyu hep birlikte yaşayabilmek diyorlardı ki işte şu anda da Cüneyt Şen bizler gözlemleyebiliyoruz. Gerçekten horonla birlikte buradaki coşku, buradaki kutlama sevinci artık en üst seviyelere ulaşmış durumda. Özellikle Trabzon'un yöresel kıyafetleri, yöresel bandanaları, o başına taktıkları başörtüleri dikkatimizi çekiyor. Herkesin başında bordo mavi ya atkı görüyoruz, ya eşarp görüyoruz, ya bandana görüyoruz. Bu şekilde aralıksız bir şekilde vatandaşlar coşkuya katılıyorlar. Tabii stadyumda çok ünlü sanatçılar da bugün
gün akşam konser verecekler. Vatandaşların coşkusunu en üst seviyeye taşıyacaklar. Mustafa Topaloğlu var tabii. Onun yanı sıra 15 sanatçı bugün akşam burada stadyumda vatandaşlara neşeli, coşkulu dakikalar geçirtecekler. Trabzonspor Kulübü yaklaşık bir haftadır bu etkinliğe hazırlanıyor. Bu etkinliği en iyi şekilde yönetmek için, en iyi şekilde, en hatasız şekilde stadyumdaki organizasyonu vatandaşlara neşeli dakikalar geçirtmek için gece gündüz adeta Trabzonspor Kulübü çalıştı ve şu an itibariyle de işte stadyumun etrafında da görüyoruz ki vatandaşlar oldukça mutlu, oldukça neşeli. Tabii Trabzonspor özlediği, hasret kaldığı o kupayı şu an itibariyle bugün ilk defa Trabzon'da kaldıracaklar ve tabii ki yarın da kupa TFF tarafından İstanbul'a götürülecek. Orada da yine Altay maçından sonra bir kupa töreni gerçekleştirilecek Olimpiyat Stadyumu'nda. Orada da yine milyonlarca Trabzonlu yaşıyor İstanbul'da. İstanbul'daki Trabzonlular da yine oradaki kupa törenine katılacaklar. Hatta buradan Trabzon'dan İstanbul'a gidecek binlerce Trabzonlu var. Onlar da aralıksız bir şekilde burada biletlerini aldılar. Hem hava yoluyla, hem kara yoluyla, hem deniz yoluyla takımlarına destek verecekler. Geniş açı çalışalım birazcık. Ufukçum şöyle dön istersen. Evet, bakın şu anda yöresel kıyafetlerle görüyorsunuz horon tepenleri, horon oynayanları. Yöresel kıyafetleriyle şöyle birazcık müsaade ederseniz, şöyle birazcık. Evet, bakın Trabzon'a özgü yöresel horon kıyafetleriyle burada horonlar tepiliyor. 7'den 70'e herkes. Biraz önce Kolbaslı'da Trabzon'a özgü bir oyun. Kolbaslı oynuyorlardı. Şu an itibariyle de horon tepiyorlar. Tabii biraz sonra takım limana gelecek. Limandan üst açık otobüse binip stadyumun yolunu tutacak. Stadyumda da yine coşkulu bir taraftar kitlesi takımlarını bekliyorlar. Trabzonspor, bordo mavi, Karadeniz'in hırçın takımı, fırtınası bugün Trabzon'da ilk kupayı kaldıracak ve o kupa coşkusu da yine görüyorsunuz bizler A spor ekipleri olarak sabah erken saatlerinden itibaren, hatta dün de şehirdeki stadyumdaki tüm atmosferi sizlere aktarmaya çalıştık. Aktardıkça görüyorsunuz saat geçtikçe o güzel atmosferin, o güzel eğlencenin seviyesi de artıyor. 7'den 70'e herkes burada. Biraz önce yayına girmeden önce 70 ve 80 yaşında teyzelerimizi gördük. Onlar da gelmişti. Her şey Trabzon için, Trabzonspor için diyorlardı ki vatandaşlar şu an itibariyle yaklaşık 15 grup halinde. Ben görebiliyorum, belki kamera açımız çok dar ama 15 grup halinde neredeyse yaklaşık her grupta 50'şer kişi horon tepiyorlar. Stadyumun her noktasında bu şekilde eğlenceyi görebiliyoruz. Bunun yanı sıra tabii meşaleler de yakıyorlar. Bakın şu anda birazcık horona kulak verelim. Oyun havalarıyla birlikte aralıksız bir şekilde eğlenceler, coşku Trabzon'da Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde devam ediyor. Vatandaşlar bu coşkuyu doyasıya yaşıyorlar. Yoğun bir coşku var. Görüyorsunuz, bakın ellerinde bir sevdadır Trabzon yazılı pankartları görüyoruz, atkıları görüyoruz. Yurt dışından gelenler, özellikle Trabzonlu olup da yurt dışında yaşayanlar uçaklarla Türkiye'ye geldiler. Şehirde bütün oteller dolu diyebilirim. Şu anda bakın vatandaşların coşkusu en üst seviyelere çıkıyor saat yanaştıkça. Evet, ellerinde Trabzon bayraklarıyla, meşalelerle binlerce Trabzonlu şu an itibariyle Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde, spor tesislerinde eğlenceyi son haddine çıkartıyor. Trabzon'un taşı var, topla kendini tıra, topla kendini tıra, söylerlisin, söylesin, söyleşeceğim.
Akyazı Şenol Güneş tesislerinde gözlemleyebiliyoruz. Gerçekten saat 19'da başlayacak kupa töreni için vatandaşlar akın akın geldi ki saat yanaştıkça da bu coşku daha da artıyor. Trabzonlar kış demediler, sıcak demediler, gece demediler, gündüz demediler, takımlarına destek verdiler. Bugün de o coşkuyu hak ettiler. Evet, Trabzon'da Akyazı Stadyumu'nun önünde yer gök adeta her yer bordo maviye bürünmüş durumda. Vatandaşları görüyorsunuz, ailesiyle, akrabasıyla, çocuğuyla, büyüğüyle herkes buraya adeta akın etti. Trabzon'da şu anda caddeler, sokaklar boş. Çünkü vatandaşlar bu kupa coşkusu için Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne geldiler. Yüzlerini boyayanları gözlemleyebiliyorum. Ve uzun zamandır hasret kaldıkları o kupayı bugün kaldıracak Trabzon Spor Kulübü takım kaptanı kaldıracak. Ve işte görüyorsunuz şu anda da coşku artık. Evet, biz şimdi Trabzon'dayız. Akyazı Şenol Güneş tesislerindeyiz. Şimdilik sözü İstanbul'a bırakalım. Cüneyt Şen'e bırakalım. Cüneyt Şen, söz sizde. Trabzonspor'un şampiyonları taşıyan teknesi yola çıktı. Yunus Emre Sel'e bırakalım sözü. Teşekkürler Cüneyt Şen. Trabzonspor kafilesini taşıyan, şampiyon kadroyu taşıyan gemi şu anda Trabzon Yat Limanı'ndan çıkışını gerçekleştiriyor. Bordo Mavili futbolcular biraz önce gemiye binişlerini gerçekleştirdiler ve onların binişiyle birlikte gemi hareket etmeye başladı. Gemideki en önemli detaylardan, en farklı detaylardan birisi de sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Edgar Yiğit'e gemiye binen isimler arasında. O da uzun bir aradan sonra takım arkadaşlarıyla birlikte ve bu şampiyonlukta çok ciddi katkı veren isimler arasından bir tanesi. Gördüğünüz gibi gemide meşaleler yanmaya başladı. Trabzonspor'un şampiyonluk gemisinde meşaleler yanmaya başladı. Onların çıkışını Karadeniz'in dingin sularında bekleyen taraftarlar da meşallerini yakmaya başladı. Burada gemileri saymak, kaç gemi olduğunu anlatmak gerçekten çok güç. Sahil güvenlik ekipleri de herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için çok ciddi çaba sarf ediyor. Şu anda geminin içerisinde üst katta Trabzonsporlu oyuncular var. Kameraman arkadaşım Mehmet Tekin tabii onları bir yandan göstermeye çalışıyor ama meşalelerin etkisiyle o dumandan onlar çok fazla da gözükmüyor açıkçası. Burada şu anda gemi Karadeniz sularına, limandan çıktı, açılmaya başladı. Buradan güzergah şu şekilde. Önce Ayasofya Camii, ardından Faros Limanı'nda taraftarlar orada takımı bekliyor olacak. Binlerce taraftar şu anda Faros Limanı'nda takımı bekliyor. Orada onlar sahilde meşallerini yakacaklar. Futbolcular gemide meşallerini yakacaklar. Bu arada Trabzonsporlu oyuncular şu anda geminin üst katında horon oynuyorlar. Hep birlikte horon halkası kurdular ve onlar da orada horonlarını oynuyorlar, eğlencelerini gerçekleştiriyorlar üst katta. Teknik direktör Abdullah Avcı'yı görüyorsunuz. O da gemiden taraftarları selamlıyor. Büyük bir gururla taraftarları selamlıyor. Yerlisi, yabancısı şu anda herkes horon halkasında. Tabii burada meşalelerin de etkisiyle hem görüş biraz azaldı hem de sesimiz biraz kısılabilir ama tabii o anları size aktarmaya... Burada biraz susalım, takımın o görüntüleriyle sizi baş başa bırakalım.
kulüpler bekledi. Takımın öne çıkmasını beklediler. Takım şu anda bizi geçti. Gördüğünüz gibi kameraman arkadaşım Mehmet gösteriyor. Burada binlerce tekne, gemi, büyük balıkçı tekneleri var. Onların eşliğinde şu anda Trabzonspor kafilesi Faros Limanı'na doğru hareket etmeye başladı. Denizde kutlama bir 70'li yıllarda başladı. Trabzonspor taraftarları ilk şampiyonluk kutlamalarını denizde gerçekleştirmişti. Hatta Trabzonspor'a Karadeniz fırtınası denmesi işte o dönem başladı. Trabzonspor 70'li yıllarda şampiyonluğu ambarga koyduğu dönemde o zaman şampiyonluğu Karadeniz'de yine şu an bulunduğu noktada kutlamıştı. Futbolcular da şaşkın çünkü onlar da tabii bu kadar geminin, teknenin burada olacağını tahmin etmiyordu. Onlar da cep telefonlarıyla birlikte bu tarihi anı sizlere aktarmaya çalışıyor. Biraz önce teknik direktör Abdullah Avcı da bizi farklı bir teknede gördü. O da bize el salladı ama gerçekten onun yüzündeki o gurur ifadesi çok çok farklıydı. O anları tabii ki hep beraber sizlere göstermeye çalıştık. Buradaki gemi trafiği, tekne trafiği oldukça fazla. Havai fişekler de atılmaya başladı denizin ortasında. Trabzonsporlu futbolcular geminin üst katında bu tarihi anı kayıt altına atmak için büyük mücadele sergiliyor onlar da tabii ki. Bruno Perez sakatlığı var koltuk değnekleriyle birlikte. Biraz önce onu da gördük. O da koltuk değnekleriyle birlikte sevilenler arasındaydı. Bu şampiyonluk kutlaması daha çok uzun sürecek. Aslında Trabzonspor kafilesinin stadyuma giriş saati belli ama belli ki bu kadar tekne varken stadyuma o ulaşma dakikaları biraz daha zaman alabilir. Çünkü Trabzonspor kafilesi Faros Limanı'na vuracak. Orada önce taraftarları selamlayacak. Taraftarlarla birlikte meşaller yakılacak. Havai fişek gösterisi yapılacak. Ardından tekrar hareket edecek Trabzonspor'u taşıyan gemi ve o gemi Trabzon Limanı'na gidecek. Trabzon Limanı'nda kendilerini bekleyen üstü açık otobüse binecek Bordo Mavili taraftarlar. O üstü açık otobüste kısa bir şehir turu, sahil boyundan kısa bir şehir turu yapacaklar ve hemen stadyuma doğru harekete başlayacak Bordo Mavili kafile ve stadyumda tabii onları çok coşkulu bir taraftar grubu bekliyor olacak. Stadyum içerisinde gerçekten çok yoğun bir taraftar topluluğu olduğu bilgisini aldık ama stadyum dışında takımın girişini bekleyen Faros Limanı'nda yer alan ve şu anda bizimle birlikte denizde yer alan da çok sayıda taraftar mevcut. Yolculuğu şu an itibariyle devam ediyor. Devasa balıkçı tekneleri de buradaki konvoya eşlik ediyor şu an itibariyle. Tabii şu an şampiyon takımı taşıyan gemi adeta diğer gemiler, tekneler tarafından ambargoya alınmış durumda. Etrafı çevrildi şu an itibariyle. Kameraman arkadaşım gösteriyor sizlere. Çok sayıda gemi Trabzonspor'u şu anda takip etmeye başladı. Dalgalar da artmaya başladı. Karadeniz o limandaki durgun halinden şu anda hırçın haline bürünmeye başladı. Gerçekten taraftarların coşkusu, heyecanı oldukça fazla. Sahil güvenlik ekipleri de burada herhangi bir aksaklık yaşamaması için çok ciddi bir sarf ediyor. Arkamızda Trabzon şehri şu anda şampiyonluk gemisiyle birlikte, şampiyonluk filosuyla birlikte stadyuma doğru hareket devam ediyor. Çok uzun bir mesafe yok ama çok yoğun bir gemi tekne trafiği olduğu için tabii herhangi bir aksaklık yaşamaması çok da hızlı hareket edilmemeye çalışıyor. 7'den 70 tarihi anlara tanıklık etmeye çalışıyor. Bizim içinde bulunduğumuz geminin kaptanı da şu anda Trabzonspor kafilesini taşıyan o tekneye yanaşmaya çalışıyor. O gemiye yanaşmaya çalışıyor.
Karadeniz hırçınlaşmaya başladı. Biz de şu anda geminin içerisinde biraz ıslanıyoruz ama tabii ki anlara tanıklık etmenin duygusu, coşkusu çok fazla. Şu anda önümüzde gözüken teknede Trabzonsporlu futbolcular. Onlar da geminin üstünden cep telefonlarıyla bir yandan bu ana tanıklık ediyorlar. Bir yandan da tabii ki hem horror oynuyorlar, hem kol bastı, hem de tekno müzik eşliğinde eğlencelerini sürdürüyorlar. Biz biraz sunun bu tarihi anı, biraz da siz müzik eşliğinde izleyin. Yine devam edeceğiz. Şu anda tam karşımızda, tam gemiyle yan yana gidiyoruz. Teknik direktör Abdullah Avcı, yardımcıları, futbolcular, o burada bulunan taraftarları selamlıyorlar. Futbolcular bir karşı tarafa, bir arka tarafa, bir sağ tarafa giderek bu anı tanık ediyor. Gördüğünüz gibi Abdullah Avcı'nın yüzündeki tebessüm, o mutluluk, o gurur hissi bambaşka. O da müziğe eşlik ediyor. Gerçekten tarihi anlar. Şu anda limana doğru yanaşmaya başladık. Yani yaklaşık bir 5-10 dakika içerisinde bekleyen Trabzonspor taraftarlarının meşalelerle beklediği limana varmış olacağız. Oradaki coşkulu atmosferi şimdiden tabii tarif etmek biraz güç ama önde balıkçı tekneleri, önde büyük tekneler, arkada Trabzonspor teknesi ve küçük tekneler şu anda hareket tüm hızıyla devam ediyor. Biz şu anda geminin içerisinde biraz tabii sırılsıklam olduk desek yeridir. Çünkü birçok geminin eşliğinde tabii burada hareket devam ettiği için bu sayıda geminin etkisiyle deniz daha fazla hırçınlaşmaya başladı. Kaptanımız biraz daha açıldı. Gemileri, seyahat halindeki gemileri belki sizin için daha iyi de görüntülememiz için havai fişek gösterileri de devam ediyor. Şu anda çok güzel bir görüntü var. İşte Trabzonspor'un kurulduğu Trabzon şehri tam arkada. Bu tarihi tanıklık eden, bu tarihi yaşayan futbolcular da gemiyle birlikte o şehri arkalarına almış, stadyuma doğru hareket ediyorlar. Gerçekten bu tarihi an çok uzun süre konuşulacak. Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları zaten dünyada çok fazlasıyla ses getirmişti. Görünen o ki bu denizde yapılan kutlamalarda yine dünyada ses getirmeye devam edecek. Futbolcular geminin üst katında şu anda horon oynamaya devam ediyor. Gerçekten çok güzel görüntüler var orada. Tabii şu an aramıza büyük bir gemi girmek üzere, belki o açıyı kaybedebiliriz ama hemen öndeki gemi, tüm gemilerde taraftarlar var. Bu kadar insan denizde, bir o kadarı şu anda Faroz Limanı'nda ve bir o kadarı da stadyumun içerisinde ve dışarısında bekliyor. Gerçekten binlerce insan Trabzonspor'un şampiyonluğunu doyasıya kutluyor şu an itibariyle. Görüntüler var.
Mehmet Ali Yılmaz tesislerinin oradaki yat limanından hareket etti Trabzonspor kafilesi. Şu an açımızda olan beyaz tekneyle birlikte. O tekneye eşlik eden yüzlerce tekne var. Şu an bulunduğumuz alanın gerisinde kalan çok sayıda tekne var. Faros Limanı'na gidiliyor. Trabzon Faros Limanı yine Trabzon'la özdeşleşmiş. Faros kesmesinin yani Kolbaslısı'nın doğduğu yer. Orada çok sayıda taraftar Trabzonspor kafilesini bekliyor. Trabzonspor'u şu an taşıyan gemi o limana yanaşacak. Futbolcular tekneden meşallerini yakacaklar. Taraftarlar da sahilden meşallerini yakacaklar. Ve orada çok farklı bir atmosferin, görüntünün dahi ortaya çıkması bekleniyor. Dün Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır A-Spor ekranlarında söylemişti. O tarihi an geldiğinde gözyaşlarıma hakim olamadım. Yaklaşık bir saat boyunca sanırım soyunma odasında ağlamıştım demişti. Şu an gemilerde bulunan ekranları başında bu tarihi anları izleyen birçok taraftarda belki de gözyaşlarına hakim olamıyorlar. Çünkü çok uzun süre beklendi bu an. Çok uzun süre hasretle yolu gözlendi bu şampiyonluğun ve şu anda doyasıya kutlanmaya devam ediyor. Ben burada biraz eskiçiyim. Kameraman arkadaşım Mehmet Tekin takım otur gemisinin üstündeki o görüntüleri sizlere aktarsın. Trabzon Faros Limanı'na doğru yolculuğumuz devam ediyor. Trabzonspor kafilesi kendisini yat limanı çıkışında bekleyen birçok gemiyle birlikte yolculuğunu sürdürüyor. Şu anda Trabzon Limanı bölgesinden geçiyoruz. Burada önce Faros Limanı'na uğrayacak Trabzonspor kafilesi, ardından Trabzon Limanı'na geri dönecek ve oradan üstü açık otobüsle çok uzun olmayan bir yolculuk sonrası, tabii konvoy olursa iş uzayabilir. Çok uzun olmayan bir yolculuk sonrası stadyuma varacak ve orada kendilerini bekleyen taraftarlarla birlikte şampiyonluğu doyasıya kutlamaya devam edecek. Arkada Trabzon şehriyle birlikte şu anda Trabzonspor'un şampiyonluk filosu yolculuğunu sürdürüyor. Gördüğünüz gibi önümüzde bekleyen çok sayıda tekne var. Arkada çok sayıda tekne bu konvoya eşlik ediyor. En önde tabii sahil güvenlik botu gerekli önlemleri aldı. Gemilerde devasa bayraklar var. Trabzonspor Yönetim Kurulu stadyumda. Onlar orada takımı bekliyor olacaklar. Şampiyonluk kupası saat 20.11'de ayağa kalkacak. Ama öncesinde ve sonrasında taraftarları o çok merak ettiği futbolcuların seçtikleri müziklerle sahaya çıkacağı o şampiyonluk anı da yaşanacak. Ama Trabzonspor için yarın bir de kritik Altay karşılaşması var. Kritik diyorum çünkü teknik direktör Abdullah Avcı şu vurguyu yapmıştı. Sezonu bitirene kadar kazanabileceğimiz maksimum puanı kazanmaya çalışacağız demişti. O yüzden Altay maçı için saat 23 sularında Trabzon'dan İstanbul'a hareket edecek ve yarın da 70 bin civarında taraftarın, hatta belki daha fazlası da olabilir, olimpiyat rekorunun kırılması hedefleniyor çünkü. Taraftarın stadyumdaki yerini alarak takımını desteklemesi bekleniyor. Orada da şampiyonluk turu atacak Trabzonspor futbolcular. Kaptan Uğurcan Çakır'ın elinde o şampiyonluk kupası bir kez kalkacak. Ama şampiyonluk kupasının Uğurcan Çakır'ın elinde havalara kalkmasının farklı da bir anlamı var. Yıllar önce, tam 10 yıl önce Trabzonspor Olimpiyat Stadyumu'nda bir maç oynarken Trabzonspor'da o zaman taraftar olan Uğurcan Çakır tribündeydi. Takımı sahadayken onları destekliyordu. Ama bu kez takım kaptanı olarak o kupayı Uğurcan Çakır havaya kaldıracak. Bizim bulunduğumuz gemide de tabii ki.
Bizim bulunduğumuz gemide de Aspor tezahüratları yükseldi. Gördüğünüz gibi çok sayıda taraftar bu gemide de yer alıyor. Mavi! Mavi! Trabzon! Gemide şu an itibariyle seviş devam ediyor. Yine taraftarların coşkusu, heyecanı. Çok büyük. Burası Aspor diyor. Hadi başla. Şu anda kameraman arkadaşım Mehmet Tekin de gösteriyor. Evet, Trabzon'da gerçekten Aspor'a da çok büyük ilgi var. Burada hemen hemen her dükkanda, her mağazada Aspor'un açık olduğunu görmek çok mümkün. Aspor! Aspor! Evet, Trabzonspor taraftarlarına gösterdikleri bu ilgi için de bir kez daha teşekkür edelim. Bizi de kırmadılar. Teknelerini aldılar sağ olsun. Biz de onlarla birlikte şu anda yolculuğumuzu devam ediyoruz. Şu anda Trabzon liman bölgesini geride bıraktık. Faros limanına doğru seyahatimiz devam ediyor. Burada tabii coşku şu an itibariyle had safhada ama biz takımı taşıyan geminin biraz uzağında kaldık şu an itibariyle. Araya giren büyük gemiler de bitti. Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluk kupasını kaldıracaklar bu akşam ve ardından İstanbul'a hareket edecekler. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan, karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilen Edgar buraya davet edildi. Trabzonspor'un geçmişte yaşadığı şampiyonluklara tanıklık eden, o formayı giyen futbolcular da davet edildi. Biz biraz susalım. O şampiyonluklu sezonki Trabzonspor marşını tekrar dinleyelim. Tanıklık ediyorlar. Kameraman arkadaşım Mehmet Tekin de gösteriyor şu an itibariyle o anları. Gördüğünüz gibi geminin en üst noktasından şampiyonluğu horon oynayarak kutluyor şu anda Trabzonspor taraftarları. Trabzonspor kafilesinin Faros Limanı yolculuğu şu an itibariyle devam ediyor. Şu anda Trabzon liman bölgesinden geçiyoruz. Yaklaşık 5 dakikalık belki 5-10 dakikalık yolculuğun ardından Faros limanına varmış olacağız. Sahil güvenlik ekiplerinin de çok yoğun bir şekilde burada herhangi bir sorun yaşanmaması için gerçekten ciddi bir emek sarf ettiğini de tekrar belirtmekte fayda var. Trabzon'da hava biraz karardı. Gemi sahilden ayrıldığı anlarda çok güneşli bir hava vardı ama şu an itibariyle havanın biraz kapandığını söyleyelim. Henüz yağış başlamadı ama klasik bir Trabzon havası olduğunu söyleyebiliriz. Bir saat öncesinde çok güneşli bir hava varken şu an itibariyle biraz sonra belki yağışa kendisini yerine bırakabilir.
Trabzonspor'un yolculuğu, şampiyonluk filosunun yolculuğu devam ediyor. Biz de bu tarihi anları A-Spor ekranlarında sizler için aktarmaya devam ediyor olacağız. Trabzonspor için bu yolculuk çok uzun zaman önce başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı geçtiğimiz sezonun devre arasında gelecek sezon için şampiyonluk kadrosunu kuracağız demişti. O kadro hem teknik ekibin hem de yönetim kurulunun üstün çabaları sonrası kuruldu ve bu sezon sonunda şampiyonluğa ulaştı. Çok sayıda taraftar şampiyonluğun alındığı Antalya Spor maçı için Trabzon'a akın etmişti. Yine şu anda da Trabzon'da gerçekten bir turizm patlaması yaşandığını söylesek aslında doğru ifadeleri kullanmış oluruz. 528 otel kapısı var Trabzon'da ve bu otellerin tamamına yakınının da yine dolu olduğunu söyleyelim. Birçok taraftar önce Trabzon'a geldi. Yarın İstanbul'a gidip bir de İstanbul'da o tarihi anlara da tanıklık etmeye çalışacak. Yolculuk şu an itibariyle devam ediyor. Onu söyleyebiliriz. Kübra Hanım, şu anda tenizde bir kutlama yapıyoruz. Birazdan şampiyonları taşıyan filo Faros Limanı'na doğru yolculuğunu sürdürüyor. Taraftarlar, Trabzonsporlu futbolcular, gemiler, takalar, mavnalar hepsi yolda. Biz de stüdyoda Selahattin Kralı ve Serdar Kelleci ile birlikteyiz. Tarihi anlar yaşanıyor. Selahattin Kralı bugün şüphesiz Trabzon'da ve o tarihi görüntüler Karadeniz'de başladı. Denizde başladı kutlamalar. Bu da enteresan ama zaten Trabzonspor'un geleneğinde de olan bir kutlama şekli. Ya Trabzon bir sahil şehri, gayet doğal öyle başlaması, o şekilde işte ilk şampiyonluğunu o şekilde yaşaması, bilenler bilir işte. Faruz'dan yine bir tekneye binmişti. Ali Kemal abi, Necati abi, Şenol Turgay hep birlikte bir yöresel kıyafetlerle poz vermişlerdi. Tercüman'a da Milliyet Gazetesi'nde yayınlanmıştı o dönem. O zaten sembolleşmişti yani şehirle. Ama zaten şehrin kendisi o fotoğraf zaten. Benim için, bizim için Trabzonspor'un varlığı, kendisini bu mücadelenin içinde sürekli tutma iradesi bile bizim için Trabzonspor'u hep şampiyon yapar. Benim için Trabzonspor 5. de olsa 8. de olsa o iddiayı, ben bu sahadan şampiyon olarak çıkacağım iddiasını, o iradeyi sürekli koruması ve sahaya taşıması zaten onu şampiyon yapar. Çünkü Trabzon dediğiniz şehir şey gibi, yani dışarıdan insanlar pek bilmezler. İmajı sanki 10 milyonluk bir şehirdir. Trabzon bütün nüfusunu toplasan, Trabzon'da yaşayanlardan bahsediyorum, 1 milyonu bulmaz. Yani şehir merkezi 300 binlik bir şehirdir. Nüfus kalabalığı açısından bakıldığında Trabzon Türkiye'nin 30. 40. şehridir belki. Ama işte neyi anlıyoruz buradan? Önemli olan nüfusun çokluğu değil, niteliktir, nicelik değil. İşte Trabzon insanının bu oyuna olan yatkınlığından da söz etmek lazım. İlle de nüfuslu kalabalık yerlerin niteliği düşüktür diyemeyiz ama Trabzon'un genetik kodları, işte kadim kültürü, birikimi, futbol denen oyunla erken tanışmış olması Türkiye'deki pek çok şehre göre, yani İzmir, İstanbul, Trabzon futbolla tanışıyorlar biliyorsun. İşte doğru. İngiliz gemicilerin İngiliz emperyalizminin taşıyıcı unsuru olarak kullandıkları bir argümandır futbol bir yönüyle de. Trabzon limanına da, yani yelkenli gemiler döneminden beri Trabzon'la İngiliz Liverpool arasında gemi ticareti yapılıyor. O tayfalarla liman sahasındaki oyunlarıyla Trabzon zaten futbolla tanışmış. Yani herkesten neredeyse önce tanışmış. Hamurunda, mayasında futbol var diyelim. 2 dakikalıkta bir reklam arası rica edelim sizlerden. Şampiyonluk heyecanını A-Spor ekranlarında yaşamaya devam edeceğiz. Şampiyonluk özel yayınımız devam ediyor. Yeniden Trabzon'a çeviriyoruz kameralarımızı. Şampiyonluk filosu Faros Limanı'na yaklaşıyor. Liman itibariyle devam ediyor. Çok fazla bir mesafe kalmadı. Liman gözükmeye başladı. Trabzonspor kafile eşliğinde yolculuğunu devam ettiriyor. İrili ufaklı birçok tekne Trabzonspor'un bu tarihi şampiyonluk kutlama anına tanıklık ediyor şu an itibariyle. Çok uzun bir mesafe kalmadı.
güvenlik ekipleri Trabzonspor kafilesinin o limana güvenli bir şekilde yaklaşması için önlemlerini şu andan almaya başladı. Çünkü gerçekten çok yoğun bir gemi ve tekne trafiği olduğu için herhangi bir aksaklık yaşanması da istenmiyor. Futbolcular coşkulu şekilde kutlamalarını şu an itibariyle sürdürüyorlar. Trabzon şehri arkada, Trabzonspor kafilesi denizde. Şampiyonluk kutlamaları devam ediyor. Bordo Mavili kulüpten aslında bu şampiyonluk kutlamaları. Şu anda Trabzon limanına doğru girmeye başladık. Kameraman arkadaşım Mehmet'ten de göstermesini rica edeyim. Sahilde çok sayıda taraftar takımı bekliyor. İşte o limana doğru girişimiz şu an itibariyle başladı. Trabzonspor kafilesini taşıyan gemi de şu an o limana doğru dönüşünü gerçekleştiriyor. Orada binlerce taraftar şu anda Trabzonspor'u bekliyor. O bölge Baros Limanı özellikle seçildi. Çünkü Trabzonspor'un kurucu takımları tam olarak hemen hemen o bölgede kurulmaya başladı. Baros Kesmesi, Trabzonspor baskısı o bölgede doğdu. Ali Kemaller, Gözler, o bölgede büyüdüler. Şampiyonluklara imza attılar. Trabzonspor'da tarihin başlandığı nokta olarak tespit ettiği yerde şampiyonluğu kutlayacak. Şu anda taraftarlar meşaleleri yakmaya başladılar Faroz Limanı'nda. Faroz Limanı'nda şampiyon takımı bekliyor. Tabii bu kadar geminin sığabileceği kadar büyük bir liman değil. Muhtemelen sahil güvenlik ekipleri sadece Trabzonspor kafilesinin oraya işine izin verecek. Şu an itibariyle biz de o limana doğru dümenimizi, rotamızı çevirdik. Trabzonspor şampiyon takım yolculuğunu sürdürüyor. Burada yolculuk sona ermeyecek. Taraftarlar takımı karşıladıktan sonra Trabzonspor kafilesi Trabzon limanına geri dönecek ve oradan üstü açık otobüste kısa bir şehir turu, sahil boyu kısa bir şehir turu attıktan sonra gerçekten şu anda sahilin hemen hemen her noktasında taraftarların yer aldığını söylemek mümkün. Trabzon tarihi bir ana tanıklık ediyor. Stadyumda 41 bin taraftar, Faroz Limanı'nda binlerce taraftar, şu anda sahil boyunda binlerce taraftar Trabzonspor'un bu uzun yıllar sonra gelen şampiyonluğunu coşkuyla kutluyorlar. Coşkuyla o tarihi ana tanıklık etmeye çalışıyorlar. Futbolcular da bu anları kendi sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Biraz önce ben de onlara göz gezdirme şansı buldum. Marek Amşik hayatı boyunca yaşadığı en büyük coşkuyu yaşayan isimlerden bir tanesiydi. Çünkü Napoli'nin efsane isimleri arasında yer alıyordu. Ama orada şampiyonluğu kutlama fırsatı yakalayamamıştı Marek Amşik. Trabzonspor'da o coşkuyu yaşadığı gerçekten o görüntüleri en fazla paylaşan, en fazla kutlayan isimlerden bir tanesiydi. Biz de şu anda Faroz Limanı'na doğru yavaş yavaş yolumuzu çevirdik. Gerçekten şu an burada bekleyen insanların sayısını anlatmak mümkün değil ki. Bu Faroz Limanı'nın aslında dışı. Henüz limana giriş yapamadık. Binlerce taraftar burada takımı bekliyor. Trabzonspor takımını bekliyor, futbolcuları bekliyor. Onlar da meşalelerini burada yakacaklar ve o çünkü burada hat safhaya çıkacak. Buradan stadyum çok uzak mesafede değil. Buradaki taraftarların da stadyuma hareket etmesi bekleniyor ama stadyumdan aldığımız bilgilere göre orada da şu anda da doluluk oranı hat safhada. Trabzonspor kulübü zaten stadyum sezonunda bakıma alacağı için belki de burada bu kadar taraftarın stadyuma girmesine de izin verilebilir. Taraftarların birçoğunun beklentisi o noktada. Stadyumun kapılarının açılmasını istiyor Trabzonspor taraftarları. Çünkü stadyuma girme şansı yok birçok ismin. Limanın şu anda gördüğünüz gibi birçok noktasında gerçekten iğne atsak yere düşmeyecek bir kalabalık takımı bekliyor şu an itibariyle.
Biz limanın giriş bölgesindeyiz. Şu anda Trabzonspor kafilesini bekliyoruz. Bak, en büyük oda Trabzon. Burası şampiyon. Arkadaşlar. Bizim içinde bulunduğumuz gemiyle birlikte dışarıdaki taraftarların tezahürat yapması planlanıyor şu an. Barcelona şampiyon yine. Trabzon. En büyük. Çok az bir mesafe kaldı Trabzonspor'u taşıyan geminin limana ulaşması için. Buradaki coşkuyla kendini bekleyen taraftarlarla kavuşması için çok az bir süre kaldı. Binlerce insan şu anda sahile akın etmiş durumda. Çünkü Trabzonspor 70'li yıllarda şampiyonluğa ambargo koyduğu dönemlerde de şampiyonluğa bu noktadan denize açılarak kutlamalar yapıyordu. Şu anda taraftarlar Trabzonspor'u taşıyan geminin bu noktaya giriş yapmasını bekliyorlar. Gerçekten limanı çevreleyen duvarların üzerinde taraftarlar adeta birbirine yapışık durumda. Çünkü daha fazla boşluk kalmadı. Boşluk yer yok şu an itibariyle ve onlar bu tarihi anı kayıt altına almak, bu tarihi anı yaşamak için bekliyorlar. Tabii meşalelerin etkisiyle belki görüntü çok net olmayabilir ama buradaki coşkulu bekleyiş şu an itibariyle devam ediyor. Faroz Limanı'ndayız. Burada Trabzonspor'u taşıyan gemiye yer açmak için tabii bizim bulunduğumuz gemi daha iç noktalara kadar ilerlemiş durumda. Trabzonspor'un şampiyonluk gemisinin henüz limana giriş yapmadığını söyleyelim. O bekleyiş burada devam ediyor. Yavaş yavaş Trabzonspor gemisi şu anda limana doğru giriş yapmaya başladı. Thank you.
gerçekten çok büyük diyeceğimiz bir liman değil ama bu limanın içerisindeki şu anda gemilerden dolayı gerçekten hemen hemen 5 metrekareye kadar yaklaşıyor. 5 metreye kadar yaklaşıyor gemiler birbirlerine. Trabzonspor'u taşıyan gemi şu an itibariyle dönüşünü gerçekleştiriyor ve buradan futbolcuları o görüntülerle biraz sizi karşı karşıya bırakalım. Tüm dünyada konuşulan Trabzonspor'un o yeni kapıda Trabzon meydanındaki şampiyonluk kutlamaları konuşulan Trabzonspor'un Deniz'de yaptığı bu şampiyonluk filosu da yine dünyada ses getirmeye devam edecek gibi. Şu an meşallerin yakılması için anons verildi ve Cino biraz geri. Şu geminin önünü boşaltalım arkadaşlar. Şu yolu açın. Yavaş. Futbolcuları tabii yakından görmek isteyen gemiler şu anda şampiyon takımın yer aldığı geminin önünü kesmiş durumda. Arkadaşlar lütfen. Onlar da buradan çıkacaklar. Trabzon çıkacak ve Trabzon limanına doğru geçişlerini yapacaklar. Orada üstü açık otobüs Trabzonspor kafilesini bekliyor. Üstü açık otobüste kısa bir şehir turunun ardından Trabzonspor kafilesi stadyuma doğru geçişini yapacak şu anda. Geminin güzergahı açılmaya başladı. Gerçekten. Geminin etrafını boşaltalım. Arkadaşlar lütfen yardımcı olun bize. Geminin etrafının boşaltılması yönünde de tabii anonslar yapıldı. Futbolcuların hemen hemen hepsinin elinde cep telefonu. Bu anları kayıt altına almaya çalışıyorlar. Binlerce taraftar limanda şu anda toplandığı bu coşkulu anı, coşkuyu hep birlikte yaşıyorlar. Onların buradan yolculuğu stadyuma doğru olacak.
sezonu kapatmıştı hatırlarsanız. Trabzonspor kulübüyle sözleşmesinde karşılıklı anlaşarak feshetmişti yabancı kontenjanı da yer açabilmek için ve Başkan Ahmetoğlu yaptığı açıklamada sezon sonu Edgar'la görüşeceğiz demişti. Şu an bu durumda da bana bir yöneticiden mesaj geldi. Edgar buraya gelmişken bir görüşme yapacağız onunla dedi. Edgar'la Trabzon'da belki bu şampiyonluk kutlamalarının ardından yeniden bir sözleşme görüşmesi de gerçekleştirebilir. Bu da Trabzonspor taraftarlarının merak ettiği konulardan bir tanesiydi. Çünkü Edgar'ın özellikle sezonun ilk yarısındaki şampiyonluğa katkısı çok fazlaydı ve o anlarda Edgar'ın katkısını asla unutmadı Trabzonspor taraftarları. Onun şampiyonluk kutlamalarına katıldığı anları da gerçekten Trabzonspor taraftarlarını fazlasıyla mutlu etti. Şu anda Trabzonspor kafilesi Paros Limanı'ndan çıkışını gerçekleştiriyor. Bizim de yolculuğumuz burada sonuçlanacak çünkü burada bizi taşıyan gemi bazı yolcuları indirecek, ardından tekrar hareket edecek ama bu tarihi anları tabii size an ve an aktarmaya çalıştık. Erken yaşta tanıklık etti. Ve kameraman arkadaşım Mehmet Tekin de ekranda. Ediyoruz Yunus Emre'si ile kesintisiz şampiyonluk yayını yaptı ve devam edecek. Bugün mesaisi biraz fazla olacak Yunus Emre'si'nin. İşte bu kupa bu akşam Trabzonspor kaptanı Uğurcan'ın ellerinin havaya yükselecek. Şampiyonluk kupasını, hakkı olan kupayı teslim alacak diyelim Selahattin Kralı, değil mi Trabzonspor? Bu sezon taraflı tarafsız kabul edelim. Herkesin alkışlarını alarak kupaya uzandı, şampiyonluğa uzandı bu ortamda. Herkesin alkışlarını, kimilerinin de hasetlerini alarak ondan kurtulamıyoruz. Kültürümüz maalesef rakibi tebrik etme olgunluğuna sahip değil. Amerikan emperyalizminin Kızılderililere yaptığı bir uygulama vardı. Sinema sayesinde hayatını ilk kaybettiği şey gerçeklik olmuştur diye bir yönetmen. Şimdi Amerikalılar Amerika'nın gerçek sahibi Kızılderilileri yok ederken sık sık savaşlar oldu. Biliyorsun Cüneyt. Bunu dünyaya şöyle anlattılar. Beyazların kazandığı her savaş zaferdi. Kızılderililerin kazandığı her savaş ise katliamdı. Yani toprağın gerçek sahipleri kazandığında katliam olarak sunuluyordu. Beyazlar General Custer gibi kasaplar öncülüğünde Kızılderililer yok edilirken beyazların zaferi oluyordu. Trabzonspor bana göre ve herhalde böyle hayata birazcık vicdan odaklı bakan herkese göre de bu ülkenin Kızılderililerinin rolünü üstlenmiş ve bütün kaybedenlerin, bütün ötekileştirilenlerin bütün merkezden uzak tutulup sadece ülke acil ihtiyaç duyduğunda çağrılanların da aslında merkezin o çok kutsadığı dünyanın bir numaralı oyunu denen, her türlü stratejinin içinde barındıran futbol denen oyunda, çağın oyununda şampiyon olabileceğini gösterdi. Yani Trabzonspor şampiyon olmadı. Trabzonspor şampiyon olduğunda Bursa'da oldu. Bu arada bugün Bursa, Balıkesir ve Kocaeli gibi şehir takımlarının lige veda ettiği bir günde şampiyonluğu kutluyor olmak da hani Türk futbolunun ironisi olsun. Çünkü 3 şehir takımımız gitti. Menemen de önemli bir takım. 4 takımımız gitti. Ne olacak? Ligimizde 6 tane İstanbul takım var. 7. geldi zaten Ümraniye. Playoff oynayacak 4 takımın da ikisi İstanbul takımı. Bir de oradan geldi mi 8 takım. Yani ben zamanında İstanbul Ligi, Anadolu Ligi diye ayıralım dediğim zaman çok taraftar bulmadık ama oraya doğru gidiyoruz zaten. Yani bu da futbolumuzun ironisi olsun. İroni olarak yorumlayabilecek bir noktaya taşıyabilsek bile kendimizi bu bir kazanım olacak ama ondan bile emin değiliz artık. Çünkü futbolumuzu doğru konumlandırıp, doğru kurgulayıp
ülke satındaki bir rekabete dönüştüremiyoruz biz. Bu futbolu idare edenlerin düşünmesi gereken bir şey aslında. Yani bu şey anlamına gelmiyor. Ümraniye şampiyon oldu da haksızlıkla mı oldu? Hayır, doğru işleri yaptılar, şampiyon oldular. Ama neden Bursa, neden Kocaeli, neden işte başka büyük şehirlerimiz, futbol geçmişi olan şehirlerimiz, Göztepe'miz, neden onlar doğru kurguyu bulup da bu lige tutunmayı beceremiyorlar ve bu ülkede bir futbol kimliği inşa edilmesi sürecinde üzerlerine düşen rolü sahiplenmiyorlar. Yani bunu şöyle bir günde Trabzonspor'un şampiyon olması, şampiyonluğunu kutluyor olması yine de bir umut olduğunu gösteriyor hepimize. O yüzden bir yanıyla üzülürken bir yanıyla da seviniyoruz. Şampiyonluk kutlamalarına bakıyoruz. İşte dediğim gibi Kızılderililerin pagan sevinçlerini biliyor. Pagan ailelerine benziyor. Serdar bilirsin pagan aileleri nasıl olur. Bütün şehir bütünüyle bir şehir bir eğlencenin tarafı olmuş durumda ve bu eğlenceyi kadını, erkeği, genci, yaşlısı, çoluğu, çocuğu hep birlikte yaşarken en küçük bir olumsuzluk yok. Herkes kol kola. Bak kadınlar erkekle kol kola horon edebiliyorlar. Ve bunu yüzyıllardır yapıyor bu şehir. Fakat bu şehrin de özellikle son işte 50'li yıllardan sonra kendini anlatamama gibi bir derdi, bir sorunu oluştu. Trabzonspor belgeselinde Ahmet Cemal Ataman başkanımız çok güzel söylüyor. Futbol çok iyi, çok güzel şeyler yaptı bize ama şehrin de gerçek kimliğinden uzaklaştık diyor. Gerçek kimliğini artık hatırlamaz olduk. Şimdi burada Ertuğrul Doğan'la sezon içinde konuşmuştuk. Ertuğrul Bey dedim, Ertuğrul Bey biz Trabzonspor kemençesiyle, geleneğiyle var olmuş bir şehir ama kemençesinin öncesinde de şehir merkezinde piyanosu, kemanı, obası, orgu olan bir şehir. Klasik Türk müziği konserleri, klasik Batı müziği konserleri olan bir şehir. Yani biz bunların ikisini harmanlayamazsak şehri bugünden geleceğe taşıyamayız. Şimdiyi şehvetle, coşkuyla yaşıyoruz. Fakat geleceğin inşa edebilmen ve gelecekte de bu şehri, bu kültürü yaşatabilmen ve büyütebilmen için sen evrensel formu yakalamak zorundasın. Bu Ertuğrul Doğan da geleceğe çok açık, yani başarılı bir genç adam. Mesela Nazlı diye bir kızımız var. Piyanoda çok başarılı. Viyana'da eğitim alıyor galiba. Mesela Nazlı kızımızı çağırmış piyanosuyla birlikte. Bunlar da geleceğe dönük umut veren gelişmeler. Evet. Ama Cüneyt evet dediyse bir girinti gerekiyor araya. Buyur kardeşim. Serdar Kelleci'den de bir giriş alalım. Ardından bir reklama da gidelim çünkü. Serdar'ım. Yani bugün şampiyonluk günü. Büyük coşku işte. Şenol Güneş spor kompleksinde güzel görüntüler var. Onların sesini de duyarsak daha iyi olur. Biz de havaya girelim. Trabzon meydanında güzel görüntüler var. Tabii yani Selahattin abi çok güzel bahsetti aslında. Trabzonspor bir aslında... Müzik de verebiliriz arkadaşlar. Şampiyonluk programı, coşku, heyecan devam ettirelim. Geçmiş dönemlerde kendi kendine bir ekol oluşturmuştu aslında. O şampiyonluk da öyle gelmişti ve tekrar belki o DNA'sına doğru bir gidiş yaptı Trabzonspor aslında. Yani tabii Trabzonspor'un kadrosundaki o işte gençleşme diye tabir edeceğimiz. Sadece hepsi Trabzon doğumlu çocuklar değil ama Uğurcan artık büyük ihtimalle bizi izleyen herkes Trabzonlu zannediyor. Trabzonlu zaten. Hayır, Antalya doğumlu. Annesi galiba, değil mi? Antalyalı, hani, babası Trabzonlu. Baba Trabzon, o zaman Trabzonlu zaten. He, bana doğru. Da birisi söyledi Trabzonlu. Ben mi yanlış yapıyorum? Espri yaptılar. O espriyi gerçi o zaman benim yanlışım var. Abdülkadir dedi ki Abdüş Trabzonlu değil dedi. Espri ya ben de yedim yalnız espriyi o zaman. Yani buraya dönüş yapması çok değerli yalnız. Yani Trabzonspor'un sonuçta tekrar. Antalya'da bizim. Evet. Elbette tabii ki ama geçmişte de yaşanılan şampiyonluklarda hep bu Trabzonluluk ön plandaydı. O ruh zaten çok başarıyı şey getiriyor diyelim. Evet. Konuşacağız saat 21'e kadar. Şampiyonluk yayınımız devam edecek. Çok kısa bir ara. Trabzonspor bugün şampiyonluk kupasını alıyor. Şampiyon Trabzonspor özel yayınında sizlerle birlikteyiz. Koskoca bir sezon. Acısıyla tatlısıyla diyeceğiz ama Selahattin Kınalı, Trabzonspor sezonun büyük bir bölümünü hep işin güzel yanıyla geçirdi. Hep liderlik koltuğunda geçirdi. Zaten Trabzonspor iki mağlubiyet yaşadı. Hani bir Antalya maçı, bir Rize maçı. Arkadaşlarım üzülüyor ya dedim. Şöyle düşünün. Rakipler nasıl ne acılar çekiyormuş, anladınız mı şimdi dedim ya? Bir yenilgiyle hemen kararlar bağlıyorsunuz. Rakiplerin en az yerine 7 defa yenilmiş. 7-8 defa. Biraz öyle bakın dedim ya. Futbol acıyı yaşamazsan sevincin de coşkusunu eksik yaşarsın. Tabii. Bunlar hepsi birbirini tamamlayan şeylerdir ama sağ olsun bu sene Trabzonspor taraftarlarını daha çok sevindirdi.
Ama seneye de böyle olacak diye bir kural yok. İlle de öyle olması da gerekmiyor zaten. Önemli olan bir başarı elde edildiğinde o başarıyı kutlama olgunluğunu çağdaş normlarla birlikte bütün ülkeyle paylaşabilmek. Bunu gösterip paylaşabilmek. Ki Trabzonspor onu yaptı, hatta dünyayla paylaştı. UEFA, FIFA bile paylaştı o. Evet, belediyenin o meydana diktiği direkler çok sağlammış. Her şey onların sayesinde oldu yani. Felakete dönüşebilirdi. Allah'ım. Görsel bir dünya şölenine dönüştü. Yenikapı'daki törenlerde yine öyle. Ben de deneyeceğim o direklere bakalım. Orada oturmak da çok zor aslında. Ben denemem herhalde. Seni taşıyacağım 40 kilometre. Beni taşır da yok be 40-70 varız ya. Ama yok oraya çıkan çocuklardan gördük yani. Taşıyor yani. Hani seni beni taşırsın. Ama harika görünüyor yani. Gerçekten. Efendim kendiliğine spontane geliştiğiniz. Ben o marşı da o gün biz de yayındaydık bu arada o gece. Şampiyonluk kutlamalarında o bir marş vardı yan yana diye. Yasin Aydın herhalde yazmış. Evet. Sesinde yapmış. Yani son zamanlarda dinlediğim en iyi marş. Çok güzeldi. Bir kez daha Yunus Emre Sel'e bırakalım sözü. Şampiyonluk filosu ilerlemeye devam ediyor. Yunus Emre Sel. Limana girdi. Teşekkürler Cüneyt Sel. Kaptan yolcuları indirdi. Şampiyonluk gemisine yetişti. Şu anda Trabzon limanındayız. Trabzonspor kafilesini taşıyan gemi şu anda Trabzon limanına hızla ilerliyor. Orada da yine çok sayıda taraftar takımı bekliyor. Burada Trabzonspor kafilesi kendisini bekleyen üstü açık otobüse binecek ve stadyuma doğru hareket edecek ama gördüğünüz gibi şampiyon takımı taşıyan kafilede kutlamalar devam ediyor. Meşaleler yanmaya devam ediyor. Burada da yüzlerce taraftar limana gelmiş durumda. Limanda da çok sayıda taraftar takımı burada. Futbolcuların eğlencesi sürüyor. Onların coşkusu devam ediyor şu an itibariyle. Ve gemi şu anda limana yanaşacak. Üstü açık otobüs burada takımı bekliyor. Limanda da havai fişek gösterisi yapılıyor şu an itibariyle. Coşku hiç dinmeden devam ediyor Trabzon'da. Hat safhada şampiyonluk coşkusu. Ve kutlamaları biz de yine anlayan aktarmaya devam ediyoruz. Tabii kameraman arkadaşım Mehmet denizin dalgalı oluş sebebiyle bir ufak düşme tehlikesi yaşadı ama çekimlere devam ediyoruz. Gemi limana yanaşmaya başladı. Coşkulu bir taraftar grubu da orada takımı bekliyor. Onların da kontrolünde yine takım limana çıkacak. Biz o anları sizler için aktarmaya çalışacağız. Evet, şu anda gemi limana yanaştı. Biraz sonra Trabzonspor'un şampiyonluk kadrosu gördüğünüz gibi kaptan Uğurcan Çakır geminin üstünde meşaleleri yaktı. Kendilerini bekleyen, limanda bekleyen taraftarları orada selamlıyor. Burada da tabii takımın hareket etme ihtimali biraz düşük. Aslında planlamanın biraz gerisinde kalındı şu an itibariyle. Çünkü stadyumda olmaları bekleniyordu bu saat diliminde. Şu anda limana yeni varabildi Trabzonspor kafilesi. Burada limanda üstü açık otobüs onları bekliyor. Ama biz susalım çünkü şampiyonluk müziği, Şampiyonlar Ligi müziği çalıyor şu anda Trabzonspor'un gemisinde. Şampiyonlar Ligi müziği çalmaya da devam ediyor. O anları da size an ve an aktarmaya devam ediyoruz. Abdullah Hoca şu anda taraftarları selamlıyor. Marek Hamşik taraftarları selamlıyor. Trabzonsporlu futbolcular, teknik ekip, Hüseyin Türkmen'den yandaki bizim gemide dahil olmak üzere gemilere meşale desteği geldi. Şu anda gemi demir attı. Şimdi futbolcular yavaş yavaş terk ediyor. Abdullah Avcı indi. Abdullah Avcı şu anda taraftarlara doğru ilerliyor. Cervinho orada. O da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan isimlerden bir tanesiydi.
Futbolcuların elinde çok sayıda meşale var. Onlar da şu anda gemiyi terk etmeye başladılar. Bu tarihi anları sizler için aktarmaya devam ediyor. Şu anda idari menajer Emrah Toktavi geminin üst tarafında kutlamaları devam eden oyuncuları bir şekilde aşağı inmeye ikna etmeye çalışıyor. Onlar kutlamanın etkisine kapılmış, hala üst katta kutlamalara devam ediyorlar. Futbolcular burada bekleyen, kendilerini bekleyen üstü açık otobüse doğru yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Şampiyonluk filosunun deniz yolculuğu sona eriyor. Birazdan kara yolculuğu başlayacak. Çok kısa bir yolculuğun ardından tabii konvoydaki araç sayısına da bağlı olarak Trabzonspor kafilesinin stadyuma ulaşması bekleniyor. Orada da coşku yine hat safhaya çıkacak ve orada da kutlamalar devam edecek. Tabii taraftarların ilgisinden dolayı Trabzonspor kafilesi Ustaçık otobüse ulaşmakta biraz sorun yaşıyor şu an itibariyle. Binlerce taraftar stadyumda, binlerce taraftar Faroz Limanı'ndaydı. Şu anda kilometrelerce uzaklıkta yine binlerce taraftar Trabzon Limanı'nda. Gerçekten çok sayıda taraftar bu anlara tanıklık etmek için şehrin farklı noktalarına gitmiş durumda. Siyopis arkada saçlarını bordo mavi renge boyamış. Hala şampiyonluk kutlamalarının etkisinde dans etmeye devam ediyor. Futbolcuların şu anda gemi yolculuğu sona ermek üzere. Çok az sayıda oyuncu gemide kaldı. Onlar da gemiyi terk edecek ve Trabzonspor'un deniz yolculuğu burada tamamlanacak. Artık kara yolculuğu, şampiyonluk için kara yolculuğu devam edecek. Şampiyonluk kupasına ulaşmaya çalışacak. Oyuncular aynı zamanda kendilerini bekleyen taraftarlarla bol bol fotoğraf da çektirme şansı yakaladılar burada. Taraftarlar, daha doğrusu oyuncularla burada buluşma şansı yakaladılar. Şu anda gemi tamamen boşaltıldı. Oyuncular otobüse doğru geçmeye başladı. Biz de yine bu anları da A-Spor ekranından sizlere aktarmaya çalıştık. Kaptana, bizi buraya kadar taşıyan kaptanımıza da teşekkür ederim. Bizi kırmadı. Gemiye yetişti. Tekrar teşekkür edelim. Biz buradan sözü yeniden stüdyoya, merkeze bırakalım. Teşekkür ediyoruz Yunus Emre. Sele heyecan devam ediyor. Tabii o bölgeyi en iyi Selahattin Kınalı biliyor. Şu anda tarihi limandayız değil mi? Tabii. Trabzon'un doğal limanı. Antik dönemlerden kala. Tabii. Trabzon'u bir dünya kentine dönüştüren, işte Allah'ın lütfu diyelim, doğal limanı olduğu için bin yıllardır yelkenliler, yelkensizler, motorlu gemiler, sanayi devrimi sonrası buharlı gemiler, hepsinin bütün doğuyla irtibatını sağladığı nokta burası. Çömlekçi mahallesindedir burası. Çömlekçi'nin üstü de Araklı boyudur. Bizim mahallemiz de oraya bağlı. Yani 72 milletten ayrı kültür dokusunu, ayak izini bu limanın sahasında görebilirsin. Ama dediğim gibi Trabzon kendi kimliğinden de futbolun biraz büyüsüyle uzaklaştı aslında şimdi. Bu şampiyonluk sonrası Trabzon'un biraz daha hangi şehir ve hangi kültür üzerinde hayatını sürdürdüğünü düşünüp kendi geçmişiyle, kendi kültürü birikimiyle birlikte yeni bir yol çizmesi gerekiyor kendisine. Bütün Türkiye'de örnek olması gerekiyor. Çünkü aslında bir bakım oldu, tam da o noktaya değinecektir. Serdar Kelleci de katılacaktır. Şu ana kadar uzun süren bir şampiyonluk kutlaması yaşanıyor çünkü geçtiğimiz hafta başlayan. Evet. En ufak bir olay gazetelerde, televizyonlarda yansımadı. Bunun dışında çok daha sevindirici olanı, biz yayıncı olarak yayın ahlakı gereği eller tetikte bekliyoruz. Böyle günlerde olur, arada kaçabilir. Küfür var mı diye farkında mısınız? Yok, sesi kısmak zorunda kalmıyoruz. Evet. Küfür etmeden de sevinç yaşanabileceğini de gösterdi, evet, Trabzonspor taraftarı. O yüzden ben bir kez daha teşekkür ediyorum Trabzonspor taraftarı. Evet, kesinlikle doğru bu yaklaşım. Yani bu da tebrik edilesi bir durum. Yani sevincin nasıl yaşanabileceğine dair ve Trabzonspor Kulübü'nün de haftalar öncesinden, aylar öncesinden özellikle yayınladığı o en azından abartılı sevinçleri, ne olur yapmayalım, silah kullanmamayı teşvik etmesi, bunun hiç
hiçbir şekilde rastlamamamız. Bunlar güzel olaylar her şeyden önce. Ve diğer taraftan tabii ki bu özlemin aslında şimdi Selahattin abiyle yayın arasında da konuşurken nasıl görüyorsun diye sordu o tabii ki. Ben hiç abartılı bulmadığımı söyleyebilirim her şeyden önce. Çünkü böyle kutlanmalı. O gün özellikle şampiyonluk gecesindeki o meydandaki kutlama, ben böyle bir kutlama görmedim bugüne kadar. Kimse görmemişti zaten. Yani dünyada da herhalde çok az rastlanır, eşine az rastlanır ama o organizasyon biraz sanki organik olmuş. Tabii bir organizasyon spontane gibi. Ve spontane olması belki işi daha güzel kıldı. Tabii ki tebrik ediyorum her şeyden önce tüm Trabzonlu dostlarımı, Trabzonspor camiasını, Trabzon şehrini, Trabzonspor'a gönül verenleri ve dünyanın dört bir yanından da mesajlar geliyor, videolar geliyor. Özellikle küçük Trabzonsporlu kardeşlerimizle ilgili çok güzel videolar geliyor. Bunlar çok güzel tabii ki. Ve Abdullah Özü de kasketini takmış. Sürekli el sallıyor taraftara. En büyük mutluluklardan birinde o yaşıyor şüphesiz. Tabii ki yani. Çok yaklaştı şampiyonluklara. Ama bu sene, o sene bu seneydi. Trabzonspor'la nasıl oldu şampiyonluk hocaya? Selahattin abi bilir, bunu sorayım. Bu gelenek mi Trabzonspor'da Deniz'de kutlanılması? Ben yetişemedim çünkü o kutlamalara. Ya ilk şampiyonlukta kutlandı, evet. Ama sonuçta balıkçı tekne Deniz'de hemhal bir şehir yani. Şu Karadeniz otoyoluyla her ne kadar Deniz'de bağlantısı kesilmiş olsa da Trabzon'un sonuçta sahil şehri gayet anlaşılır bir şey yani. Hani sorgulanacak bir şey değil. Ama şunu da söyleyelim hani. Bir sahil kenti olmasına rağmen denizle olan ilişkisi Trabzon'un bile eksiktir. Hani oraya gitmeyenler bilmiyor olabilir haliyle. Doğru sağlıklı ilişkisini kuramamıştır. Mesela Trabzon'un stadı yeni stad sahilde. İlçelerden yeni stada tekneyle ulaşım kültürü oluşmadı mesela. O İstanbul'da da sana yok ama Selahattin'in. Var mı İstanbul'da? İstanbul'da. Büyükçekmece'den bu tarafa gelmek isterseniz karayolundan başka alternatif. Kötüden örnek olmaz, sen yap İstanbul'da yapsın. İnşallah. Söylüyoruz. Keşke olsa. Yani abi, kolay değil tabii. Limanları da çok, İstanbul'u çok kolay. İstanbul'u daha kolay yok. Karadeniz biraz da hani Yunus yayın sırasında da hafif bir panikledi ya. İşte deniz biraz olmaya başladı falan, sallanıyoruz. Tabii bizim Mehmet Tekin az daha düşüyordu. Evet düşüyordu. Kameramanımız. Geçmiş olsun kardeşim. Güzel görüntüler verdiler. Yunus da çok, evet, güzel çok çalıştı, aktardı yani gerçekten. Ki aktarmaya da devam edecek. Yani şampiyonluk kadar önemli olan, şampiyonluk kadar sen sık sık temas ediyorsun. Hı hı. Ben de kültürel altyapısıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Ya sonuçta Trabzon'da erkek çocuklar Karadeniz'de doğduğu zaman onlara alınan ilk oyuncak silah. Silah istiyor çünkü. Babasının da dedesinin onu görmüş gibi. Hatta kızlar bile yani silah öykünürler. Şimdi böyle bir kültür tescil edilememiş bir şampiyonluğu 38 yıl sonra yaşıyor. Tescil edebildiği bir şampiyonluk yaşıyor. Ve tek bir işte yorgun mermi vakası yaşanmıyor. Yani bu şehrin, bu işte bu şehrin kültürel kodlarında gizli aslında. Yani sen iletişim çağının nimetlerini, olanaklarını kullanırsan bu şehir buna karşılık veriyor, verdi. İkincisi ne? Biz ne görüyoruz büyük şehirlerde? Hep taciz, taciz. Kadına şiddet, kadına taciz. Evet. Trabzon'da yüz binlerce insan, genç kız, erkek bir arada kutladılar. Bir tane taciz olayı duydunuz mu? Aslında. Bu anlamda şampiyonluktan çok daha önemli. Sadece gazetelere, televizyonlara yansımış değil, artık sosyal medya var. Olsa zaten. Tabii. Buradan da bir şey kaldı ki tek bir şeyler de olabilir. Duymadık. Ya onu bile duymadık. Hani evet, sosyal medyadan evet bile herhangi bir serzeniş değil. Orada biraz cesaret etmek şampiyonluk şeylere bu kolay değil abi bazı yerlerde. Türkiye'nin bazı bölgelerinde öyle çok cesaret etmek kolay değil. Bu arada Karadeniz'de başlayan tur, denizde başlayan o şampiyonluk filosuyla harekete geçen kafile şimdi karada üstü açık otobüste stada doğru yol alıyor. Futbolcular bu arada şu anda araçta. Trabzonspor'a ilk başkanı Ali Osman Ulusoy ve ailesinin desteğini de teşekkür ederim. Tıpkı yani sevgili arkadaşım Nevzat Aydın'ın da kutlamalara ve Trabzonspor'a tutkulu bir aidiyet üzerinden yaptıkları, verdikleri desteğe de teşekkür edelim. İsmini anamadığımız yüzlerce binlerce kişi var. En başta taraftarlar, onlara da teşekkür edelim. Ama asıl teşekkür bütün şehre bir kutlama kültürünü nasıl olabileceği konusunda kendi şehriyle bütünleşik bir örnek gösterdikleri için. Kafile yola çıktı. Şu anda limandan ayrılmak üzere bordo mavili futbolcular, teknik ekip üstü açık otobüste. Köksal Baba'nın kahvesinin önünden geçecekler. Bir tane Köksal Baba'mız var. Meşhur. Meşhur mafya baba kahvesi yani mi var onun? Baba. Tabii orada bir kahvede takılır. Şeye ha, çok yakın.
Şimdi limandan çıkacaklar ya, taş başından çıkmazlarsa Köksal Baba'nın kavşaktan geçecekler. Köksal Baba'yı göremedik ama inşallah sağlığında evet, bir sorun yoktur. Belki şimdi kahvenin önünden geçerken... Herkes bu tarihi anı görüntülüyor, farkında mısınız limanda da? Herkes şimdiyi yaşamanın, o hazı yaşamanın, o hazın parçası olmanın ileride anlatacak hikayeler kurguluyor. Hikayeler biriktiriyor herkes Cüneyt. Gayet doğal. Statta ve meydanda da tabii büyük coşku yaşanıyor. Ben şimdi merak ediyorum. Taş başından çıkarsa direkt meydandan geçecek. Ona cesaret edebilecekler mi? Kalabalığın içinden geçmeye. Geçer ama herhalde. En güzeli de o sanki. En güzeli orada kalacaklar biraz ki evet, o taraftar da onu beraber taraftarla beraber yaşamak. Ama bak araba sola dönerse oradan çıkmıyorlar demek. Bize sağa göre, dönerse oradan bize çıkıyorlar. Bize göre mi? Tabii. Ekranın sağına göre. Ekranın sağına. Şu arabayı takip ediyorsa o zaman tünelden şimdi geçecekler. Şimdi çıkış yapıyor. Çıkacaklar. Oğlum sen navigasyon gibisin. Benim mahallem. Trabzon limanında gemiden indi. Valla kafile. Bütün arabalar buraya doğru. Evet. Sanki istikamet. Bak işte bakın. Şu üst yol var, oradan çıkmıyor. Evet, tünelden dönecek. Her yerde taraftar. Yanında Trabzonspor'un ama. Denizde, karada. Taraftar zaten Trabzonspor'un kendisi demek. Söylüyorum hep. Çünkü herkes taraftar zaten Trabzon'da. Trabzonspor. Trabzonlu herhangi bir gencin yer sofrasında görünmeyen kardeşi, ablası, teyzesi, annesi, kaybettiği dedesi. Trabzonspor'un anlamı bu yani. Kardeşlerden en yakınlardan evet, biri. Yani şu üstü açık arabalarda en çok dikkat edilmesi gereken o köprülerden geçerken o şoförlere çok iyi tembih şimdi edilmeli. Şimdi tünelden geçecek işte. Şu yani, anda tünele girecekler. Aynen, tabii yani söylemiş. Taş başından meydana çıkmıyorlar. Tabii. Allah korusun. O çok bir kere birkaç kere çünkü o tip görüntüler izledik. Yani o şoförlere ne olur tembih edilsin aracı kullanan. Geçen sene şampiyonluk kutlamasında benzer tabii, bir şey tabii, oldu. Tabii 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 abi ya Allah korusun tabii. Evet. Son anda başlarını eğdiler falan. Kortej yola çıktı. Evet. Güvenlik güçleri, Yunuslar, motorize ekipler. Trabzonspor kafilesi stada doğru hareket ediyor. Büyük bir coşku. Bir ufak hem otobüsün içinde hem caddelerde efendim. Bir ufak tur belki şehirde atılır dedi ya Yunus. Belki atarlar. Yoksa sahilin devam ederse. Evet, statta da törenler başlamak üzere. Kupa törenine de yetişmeye çalışacak Trabzon ama bakalım. Kupa töreni tam 20.11'de yetişirler. Ya 10 dakikalık yol. Ya tabii ki bunlar 10 dakikada gidemez de. Karşımız tam Boztepe eski Amerikan üssü. Hayran dalgalanıyor. İki otobüs var. Evet. Trabzonspor kafilesi üstü açık. İki otobüste harekete geçti. İşte hep diyoruz ya hani 7'den 70'e görüntüler anlatıyor zaten. 7 bile az değil mi? Kundaktan 70'e doğru mu gitsek? Evet, bebekler de var çünkü. Ya teknoloji çağıyla çocuklar o kadar erken büyüyüp her şeyin farkındalar ki. 3-4 yaşında artık neredeyse hayatı çiziyor. Çocuklar. Trabzonspor kafilesi şampiyonluk coşkusunu yaşıyor şüphesiz. Taraftar da. Çömlekçi'den şimdi tüneli geçerek Ganita'ya çıkacaklar. Ganita'dan Moloz. İşte oradan Faroz, Moloz, Faroz, Yoroz derken işte Yoroz biraz da uzakta kalıyor. Çabuk ilerledi ama sanki. Efendim? Çabuk ilerledi. Orası çok kısa bir mesafe Serdar. Ama limandan çıktığı gibi taraftarıyla hemen buluştu. Evet. Taraftar o anı bekliyordu çünkü. Kalabalığı nerede yapacaklardı? Şu an başlayacak kalabalık. Yani Faroz'dan geçişte olur, Ganita'dan geçişte olur. Ganita şimdi tünele giriyor. Aman, evet. Her noktada durdurulacaktır şüphesiz. Oo, üst tarafa bakar mısın köprünün üstüne abi? Orası da Kale Park dediğimiz Trabzon'un eski parkı. Henüz halkımızı açamadık orayı. Ama açmışlar bile. Şu anda biraz ilerisi Trabzon'un ve bütün Karadeniz'in belki en güzel konumlu yeridir. Orası şu an tam manasıyla halka açılamadı. İnşallah siyasal iktidar, yerel yönetimler bunu başarırlar da Trabzon'a ciddi bir hizmetleri olur. Çünkü hiçbir yerin hiçbir zümreye işte ismiyle bırakılmasını doğru bulmuyoruz. Her yer halkın olmalı, halka açık olmalı. Orası tam manasıyla halka açık değil. İnşallah o da olacak. Tünelin içinde şu anda kafile. Evet.
Orada da sevgi gösterileri var. Orada da meşaleler yanıyor. Göz gözü görmeyecek i̇şte birazdan. İşte orada meşale yanınca göz gözü görmez. Biraz az yaksalar iyi olur orada. Biz bisiklet kiralayıp Çömlekçi'den buradan işte farız yapıp gelirdik küçükken. Nasıl bir heyecan, nasıl bir coşku? Evlerde korku. Kimse yok galiba. Efendim? Şu an evde kimse yok herhalde. Trabzonlu hanelerin hepsi boş gibi geliyor bana. Yani tünelin içi dolu, üstler dolu. Nereden çıktı? Takım otobüsü eskortlar eşliğinde stada doğru gidiyor. Yani bakalım belki şeyde yukarı çıkar mı diye Ayasofya'nın oradan bir şehir turu yapar. Ayasofya Kilisesi işte cami olarak da kullanılıyor şu anda. Trabzon'un en sembol yapısı. Oradan belki bir kısa şehir turu eski Avnakar'ın oradan yapabilirler. Çünkü güzergahı düşünüyorum. Bir şehir turu yapmak gerekiyor. Belki Ayasofya'dan çıkacaklar Avnakar'a. Oradan Ortahisar'dan tekrar sahile inebilirler. O kadar vakitleri var çünkü. Her noktada taraftarıyla buluşuyor. Her metrede diyelim, kilometre diyemeyeceğim. Yol boyunca mutlaka taraftar var. Destek var, alkış var. Şampiyon Trabzonspor'a inadıyla şampiyon otobüsüyle taraftarını selamlıyor. Bordo Mavili futbolcular. Teknik ekip, yöneticiler de var. Trabzonspor'a emek veren çalışanlar da var. Onları da analım. Herhalde hepsi olacak. Hiçbirinin diğerinden daha az kıymetli yok. Bahçısından masörüne, yani bu sıradan söylenmiş sözler değil. Ben onlarla iki seyahat de yaptım. Tabii senin gözlerimle de gördüm. Gerçekten hangisi futbolcu, hangisi masör, hangisi aşçı ayıramazsınız biliyor musunuz? Yani hangisi kolbastı kralı ayırabiliyor musun? Onu ayırıyorum. Şefik abi. Evet. Kesinlikle Şefik abi. Gerçekten hepsi birbirinden değerli isimler ve bir aile ortamı oluşmuş. Bir kez daha altını çizeyim, hani futbolcuları tanımasam kıyafetler de biraz farklı olmasa, futbolcularınki tek teknik ekibinki ve çalışanlarınki farklı, ayıramazsınız. Yok, Trabzonspor'un takım olgusu da budur zaten. Trabzonspor'un bu seneki tarif edebilecek, tek başına tarif edebilecek kelimelerden biri de dediğin gibi tevazu. Yani hiçbir zaman tevazuyu kaybetmedi Trabzon ve kutlamalarda da vakarını kaybetmiyor. Bence tevazu ve vakar bu seneki Trabzonspor'u, hani başka konularda eleştirebiliriz ama bu seneki Trabzonspor'u en iyi anlatan iki kelime gibi geldi bana bizden. Tevazu ve vakar. Trafik ekipleri de iyi çalışmış, yol açık. Önceden belli ki düzenlenmiş. O şehrin en önde gelen değeri, onun yolu her zaman açıktır yani. Mutlaka büyük hızla stada doğru hareket halinde Trabzonspor kafilesi. O otobüsteki futbolcuları yerine birer futbol severi olarak olmak isterdik herhalde. Ne dersin? Ya tabii, yani çünkü sezon... Futbolcu olarak da olmak isterdik aslında. Tabii. Her şekilde orada olmak isterdim. Her şekilde olmak isterdim. Çünkü, ben de öyle. Tabii futbolcu olarak olmak bambaşka. Çünkü hani niye futbol oynuyorsun? İşte o kupayı kaldırmak için tabii. Oynuyorsun ve o kupa için gidiyorsun. Şu anda o otobüstesin tabii. Düşünsene. Ve bir masal kahramanı gibi anılacaklar bu oyuncular elbet. Ve çocuklarına, torunlarına anlattıklarında da çok değerli bir hikayeye sahip oldular. Bu seneler sonra anlaşılacak bir şey bence. Sadece bizimkiler de değil. Marek Hamşik de anlatacak. Tabii Napoli'de yaşayamamıştım ama iyi ki Trabzonspor'a gelmişim, orada bir kupa kaldırdım, bir şampiyonluk kupası kaldırdım diyecek. Hamşik bir gün şunu da söyleyecek. Grande Marek Hamşik'ten bahsediyoruz. Artık söyleyecek Hamşik. Yani. Diyecek ki ya ben Napoli'yi dünyanın en büyük şehir takımı zannediyordum, yanılmışım diyecek. Bunu kesinlikle söyleyecektir. Çünkü Napoli'de çok çok güzel tabii bir şehir, çok güzel hikayesi var. Maradona ile kendilerini üçlük yukarıya taşıdılar ama... Bütünsel bir fotoğraf verme anlamında ben dünyada Trabzon'un örneği bir şehir olduğunu düşünmüyorum. Yoktur. Hamşik'te görecektir bunu. Zeki çocuk çünkü. Kafile hızla ilerliyor. Ayasofya sapağına geliyoruz. Bakalım oradan yukarı vuracak mı? Oradan nereye ayrılacaklar? Belki ufak düz devam ederse stada ulaşacak zaten. Düz devam ederse 10 dakikada statta. Of. Buraya bak. Faroz üst geçit burası. Bakar mısınız? Müthiş görüntüler. Moloz geçişi, pardon, faroz değil. Kafileye her noktada sevgi seli var.
Evet, Ayasofya'ya sapmadık. Bu şey demektir. Birazdan kafile stat yoluna girmiş olacak. Stat ayrımına gelmiş olacak. Daha doğrusu Selahattin Kınalı, ben daha az gitmedim bu yollardan. Herhalde canım. Ben hani sen belki yardım istersin diye bilgilerini tazeliyorum seni. Ya, aynen. Evet. Teşekkür ederim. Yeni statta ilk şampiyonluk bu arada. Evet. İnşallah. Avni Aker stadında analım ama. Avni Aker'in... Oranın da hatıraları bir başkaydı. Hepimiz için. Avni Aker hani hatta... Hala kulaklarımızdadır mikrofonlarımız. Avni Aker'de anonsu. TRT Radyo'nun değerli speaker üstadları, büyüklerim için. O anonsla giderdik hep Avni Aker'e. Yıllar sonra maçı anlatmak için gittiğimde ben de çok duygulanmıştım. İşte Necati, o Avni Aker'deyim diye. Necati Karakaya. Mikrofonlarımız Trabzon'da. Necati abi konuşuyor. Ruhu şad olsun. Trabzonspor 1, Adana Demirspor 0. Maç devam. Tak bağlı. Ama bir Tansu Polatkan'a bağlanırdı. Ya Tansu Polatkan. Öztürk Bekine. Onlar bambaşka. Yani Necati abinin tarzı başka tabii de. Ama asıl güzel olan mikrofonlarımız Trabzon'da. Beşhaneler yanıyor yine. Hani polis eskortu var. Yunuslarımız eşlik ediyorlar ama Trabzonspor taraftarı da Yunusları geçerek motosikletiyle yarışıyor adeta. Trabzon sevgisi. Yanda da bir tane hani... eskorta katılan bir Trabzonspor taraftarı var. Tabii onu söylüyorum işte. Evet, hani evet. Polisleri geçmiş durumda. Girmeye çalışıyor. Tabii araya girmeye çalışıyor. Evet, Faraz'a yaklaşıyoruz. Faraz'ı geçeceğiz şimdi. O anları ölümsüzleştirmek evet. için taraftarların bir yandan da telefonlar ellerinde. Meşaleler yanıyor. Takıma alkışlar, tezahüratlar. Yol boyunca devam ediyor. Trabzon'un belli başlı mahallelerinin kendi aralarında da enteresan bir futbol rekabeti vardır. İşte Arafilboy, Yeni Mahalle, Boztepe, işte Necmati ayrı bir kültürdür. Faroz. Fakat bunların içinde şampiyon kadronun önemli bir kısmının Faroz'da oturuyor olmasının getirdiği bir Faroz öne çıkışı vardır. Hmm. Yani daha çoktular orada. İşte Ali Kemal abi, Osman abi, Şenol Güneş Sotkalı'dır. Faroz'un bir üstü falan. Ama şehrin Faroz türbünlerde de herhalde öyledir ama. Tabii üveyizlerin kurduğu bir Faroz, üveyiz abilerin kurduğu bir Faroz. Ali Kemal abi mesela onların önünde oynardı. Sağ açık oynardı. Onların önünde oynamaktan ayrı zevk alırdı. Çünkü hem oyunda oynardı hem de ara sıra mesela şey derdi, akşam parti kimde kaldı? Tribündekilerle sohbet ederdi. Stada yaklaştıkça çünkü mahalle kültürü egemendi. Taraftar sayısı artıyor. O siren seslerini duymak bile taraftar için büyük bir mutluluk. Hadi izlemeyenler için biraz da siren seslerini verelim. Bir susalım, bir dinleyelim, doğal sesini de dinleyelim. Özgür Akay'dan rica edelim yönetmenimizden.
görüntüler. Biraz o ambiyansı yaşatalım istedik. Çünkü şampiyonun her anı, her saniyesi özel. Değil mi Serdar Kelleci? O siren sesleri, o müziği duymak bile insana başka bir coşku zaten veriyor. Zaten o kalabalığın en büyük arzuladığı şey şu otobüs bizim yanımızdan geçti. Yani o bir saniyelik an zaten. Az evvel o mikrofonlarımız Avni Aker Stadyumu'ndaki o bir saniyelik an vardı ya bağlandığı anda. Onlar da şu an onu yaşıyorlar. O heyecan vardır ya. Stat gözükmeye başladı uzaktan. Değil mi? Daldım ben. Şeye benziyor ya. Federico Fellini'nin Amarcord filmi vardır. Uzaktan evet. Bir gemi geçer. Bütün kasaba halkı o gemiyi selamlar. Kendi düşsel dünyalarında bir o geminin içindeki hayata dair imgeler kurarlar. Hı. Bu Amarcord'un, senin dedin ya, bir saniye sürüyor. Tabii. Amarcord'un gemi geçişi gibi. Herkes kendi hayatından bir hatıra, o anı donduruyor. Ya. Kendi arşivine taşıyor. Çok güzel özetledin abi. Bravo. Şenol Güneş spor kompleksine doğru yaklaşıyor kafile. O yol ayrımından girdi. Şimdi taraftarıyla stat önünde ilk buluşmasını yaşıyor Trabzonsporlu futbolcular. Çünkü bir yandan da taraftarlar açılış törenini izlemek üzere stada doğru hareket halindeler. Onu da belirtelim ve en mutlu an onlar için. İşte takım otobüsü geliyor. Marek Amşik, o coşkuyu yaşayan isimlerden biri. O meşhur saçlarını da bordo maviye boyamıştı, gördünüz siz de. Siyotis de öyle. Hemen seçiliyor zaten ya. Marek Amşik değil mi? Evet. Anlatırken çok kolay oldu biz anlatıcılar evet, için. Evet. Şaşırma ihtimaliniz yok. Marek Amşik sahada en çabuk belli olan isim. Yine meşaleler yandı. Sada artık evet. Çok az bir mesafe kaldı. Önlemler çok güzel alınmış yalnız. Yani otobüs hiç duraksamadan evet. Gitmesi bu çok güzel bir bakıma. Ama arkasında şimdi uzun bir konvoy olduğunu belirtelim. Nazar değdirdik galiba şu anda. Başladı. Ama burası stat girişi. Tabii. Tamam, şimdi başladı. Burada artık stada henüz girmemiş olan taraftarların karşılaması da son derece evet. Doğal. Homojen bir yapı var şu an Trabzon'da. Herkes aynı duygunun paydaşı. Yani belki 100 kişi çıkmaz hani farklı düşünen. Başka takım taraftarı arkadaşlarımızın bile bu sevgi paylaşımından, bu coşkudan kendi paylarını çıkardığını düşünüyorum ben. Etrafındaki insanı mutlu görürse sen de mutlu olursun. Yani şehirde az önce dedik ya hiçbir olay olmuyor. Serdar sen hadi biraz sıkıysa olsun gibi bir şey dedin yani. Anladım ben onu. Ya, taciz olmuyor hadi olsun da olmaz tabii de. Yani. Ama yan kesicilik de olmadı. Mesela ilk toplantıya gafil avlanan diyelim yan kesici meslektaşlarımız. Mesela şimdi biraz daha hazırlıklı olarak gelmiş olabilir. Anadolu'da dikkatli olmak lazım. Abi yani. O işte. Evet, kafile şu anda stat girişinde aslında. Ama taraftar, henüz stada girmemiş olan taraftar haklı olarak o anları yaşamak için durdurdu takım otobüslerini. Bu günleri görmesini en çok istediğimiz, sevgili dediğimiz Özkan Sümer hocamızın adı verilen akademide arkada görülüyor. Evet. Yakada geldi. O da şu anda kadrajda. Rahmetle anıyoruz Özkan Sümer Başkanı. Meşale kokusunu sever misiniz? Ben severim. Ben bayılırım abi. Ben molotof kokusunu da severim. Yani o gazmaz kokuyor ya. Fena değil yani. Yani tabii gençlikte seviyoruz. En şimdi güzeli yeni araba kokusudur diyerek ben noktayı koyayım. Daha da ileri gitmeyelim. Evet. Özkan Sümer Akademi hemen sağ tarafta gözüküyor. Birazdan statta kadraja girmiş olacak. Tabii sadece Trabzon'daki Trabzonsporlular değil, dünyanın dört bir yanından, işte Amerika'dan, Avustralya'dan, Almanya'dan, İngiltere'den, dünyanın birçok ülkesinden gelen taraftarlar var. Deniz Taşıyıcı. Dolayısıyla onlar da görmek istiyor takımların oyuncularını. Deniz Taşıyıcı Cüneyt, bölge insanı, toprak yetersiz, hayatta kalma mücadelesini açık denizlerde de vermeyi seven bir insan. Herkes her tarafa açılmış, gitmiş. Başka şansın da yok zaten. Hani diyoruz ya, Trabzon öyle çok büyük bir yer değil, sanayi şehri değil, tarım şehri değil. Tabii. İnsanından başka malzemesi yok. Futbolda bu kadar iddialı olmamasının nedeni de insan malzemesi. Yoksa nereden olacak? Ekonomisi İstanbul'la mücadele etme ihtimali var mı? Mümkün değil. 3 yıl edersin, 5 yıl edersin. Sen insan madeni var Trabzon'un. Bu madeni doğru yönetebildiği ölçüde bu rekabetin içinde olacaktır. İlle de şampiyon olacak, olmayacak. Bunlar önemli şeyler değil. Biz şampiyonluğu çok fazla kutluyoruz bütün ülke olarak. Önemli olan o rekabeti etik kurallar içinde o savaşı verebilmek ve o rekabetin içinde olabilmektir. Güzel olan budur. Tabii. Ben mesela hiç şey demiyorum. Üst üste Trabzonspor 5 sene şampiyon olsun. Olmasın ya. Olmasın yani.
5 senede şampiyonluk mücadelesinin içinde olsun. Hak ediyorsa da ille de çok farklı bir oyun oynuyordur. Liverpool gibi fark yaratmıştır. Tamam olsun ama yani rakiplerin de en az senin kadar emek veriyorlar. Onların da şans zaman zaman onlara da gülsün. Onlar da olsun. Rakibinin de mutlu hallerini gör. Ona tanıklık et. Onun coşkusunu paylaş. Tabii. Evet, Trabzonspor kafilesi birazdan stada giriş yapacak. Biz de farklı noktalardan yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. İşte bir kameramız da stadın hemen arkasında, Trabzonspor kafilesinin her zaman kullandığı yolun hemen başında kafilenin gelmesini bekliyor. Yol boyunca da Trabzonspor kafilesinin taraftarıyla bütünleşti. O coşku dolu anları canlı yayında ekranlara taşıdık. Şimdi kafile stada çok ama çok yaklaştı. Taraftarlar da stat girişinde Trabzonsporlu futbolcuları meşalelerle, bayraklarla, marşlarla, coşkuyla, heyecanla ve en önemlisi gururla karşılıyor. Şampiyon Trabzonspor'u tebrik edelim. Bir sezon boyunca verilen müthiş bir emek var karşılığı. Şampiyonluk kupası oldu. Ve o kupayı bu akşam kaldıracak Trabzonspor. Kaptan Uğurcan Çakır o kupayı kaldıracak. Asıl olan Trabzonspor'un endüstriyel futbol çağında bunu yeni bir başlangıç sayacak adımlar atabilmesidir. Yani Şampiyonlar Ligi'ne adım atıp ondan sonra da doğru bir kuruyla, doğru bir yapılanmayla orada kalıcı olmanın yollarını araması. Eğer bu hamleleri yapamayacaksan bu şampiyonlukta sabun köprü olup gidecekse çok bir anlamı olmuyor. Bu, ama tabii ki eğlence, sevinç onlar senin yanına kar kalıyor. İşte şimdiyi bunu, yaşamak tabii. Gibi bir şey de var. Tamam şimdi Trabzonspor'u çok keyifli yaşıyor ama futbolda şimdi yok işte bitti. Yarına pazartesi günü herkes Vakame kalıyor mu? Evet. İşte Kamil Ahmet geliyor mu? Onları konuşacak. Gelire dönüştürebilecek mi Trabzonspor bunu? Tabii bunun da ilk yolu Şampiyonlar Ligi'nden geçiyor. Ve bu kadronun da yapılacak olan transferlerle Şampiyonlar Ligi'nde nasıl bir performans sergileyeceğini göreceğiz. Zaten orada Trabzonspor bir ivme yakalarsa önümüzdeki sene de şampiyonluğun en büyük adayı olur. Yani ben şuna da çok inanmak istemiyorum. Bu bir futbolun gerçeği gibi kabul ettirilmek isteniyor. İşte Avrupa kupalarında mücadele eden takım ligde başarılı olamaz klişesi. Ya bunun yapılmışı var daha önceden. İki tarafı birden yürüten takımlarımız var. Dolayısıyla buna da inanmamak lazım. Ve Trabzonspor'un asli hedefi şampiyonluktan ziyade biraz Şampiyonlar Ligi olmalı artık. %100. Aslında bütün Türk takımlarının ya da evet. Yani tabii. Kendi içimizdeki o hiçbir sonucu olmayan kısır, kestane, keçi boynuzu tatlı rekabeti, enerjimizi bunlara harcamayı bırakalım ya. Trabzonspor 2 sene önce bir başlangıç yaptı. Kendi çocuklarıyla birlikte bir yola çıktı. Sonra Abdullah Avcı takviyesi geldi. Yönetim doğru isimler aldı. Kendi çocuklarıyla da harmanlayarak bir başarı hikayesi yazdı. Bunu hepsini yapmaktan, bu yolu izlemekten başka şansları yok. Tabii. Ya kendi içimizdeki rekabete bu kadar enerji harcanır mı? Ya ne oluyor? Yani 783 kere Türkiye şampiyon olsan ne olur? Edirne'den öte... Kim star değil mi? Hiç kimse star olamıyor. Olamıyorsan kendini sorgula. Camiaların ille de başarı, ille de kazanma üzerine yaptığı baskıyı da bahaneleştirip transfer politikalarına dönüştürmesin bir zahmet yönetimlerde. Evet. Yani bunu bahaneleştiriyorlar çoğunlukla. Ama tabii ki camiaların da ille de şampiyonluk baskısının yönetimlerin de elini biraz zorlaştırdığını kabul etmek lazım. Bu sene Galatasaray'a bu sene yapsın işte onu. Trabzon'un 2 sene önce yaptığını yapsın. Kendisi kendi değerleriyle bir buluşsun. Bir yola çıksın. Nedir? Galatasaray'a bir de bu ülkenin en büyük, bu ülkedeki en büyük kupayı almışsın zaten. En yukarıda duruyorsun zaten. Tabii. En kolay senin yapman lazım bunu. Yap. Kesinlikle. Başka yolu yok. 6 milyar borç var. 7 olacak, 8 olacak. Ama onun için de bir proje lazım. Önce iyi niyet lazım işte. O yok. Bravo. Önce iyi niyet o lazım. Yok. Hesap kitap yapmadan, ikinci bir ajanda olmadan bunun gerçekleşmesi lazım. Sokaklarında. Yani bu iki ayrı yerde, iki ayrı lokasyonda birbirinden 1000 kilometre, 1100 kilometre uzak iki ayrı lokasyonda 24 saat içinde 300 bin insan bir araya toplanıyorsa bunun arkasında başka bir şey var. Bir kadim kültür var. Ve gerçekten kalabalık bir nüfus var. Ama diyorum ya Bağdat Caddesi'nde 5. nesil Trabzonluların oranı %15-20'dir en az. Fakat hiçbiri Trabzonlu olduğunu, nüfusta Trabzonlu yazmıyor hiçbiri. Fakat sen bir
demografik bir yapıyı açığa çıkarmak için inceleme yaparsan eğer, o zaman ortaya çıkacak Trabzonlularını ve her Trabzonlu da bir yerde Trabzonlularını hatırlar. Yani İstanbulluyum da dese, Ankaralıyım da dese, onun bir sınırı vardır. Oraya geçtiği zaman o da anında Trabzonlu olur. O yüzden bu da mesele öyle günlerden biri. Bizde de mi Trabzonluluk var abi o zaman, onu sorguluyor. Olabilir. Bizim ufaklık çünkü ben Trabzonsporluyum diye dolaşıyordu bir ara. Uğurcan'dandır değil mi? Ya o da Hamdi hocam sağ olsun, Uğurcan forması getirecek yarın. Uğurcan, ben de çocuk olsam kaleciliği öyküsüm herhalde Uğurcan'a öyküdüm. Tabii ki Altay'a öykünenler de olur, Ersin'e de. Ülkenin birçok yerinde de Trabzonluluk, Trabzonspor taraftarı olan severler var. Trabzonspor bir duruştur, hayata karşı bir duruş, bir tavır. Bir pozisyon almadır Trabzonspor. Ya, sen güçlünün yanında değil de haklının yanında duruyorsan zaten Trabzonsporlusun. O yüzden Adanalı olmuş, işte Osmaniyeli olmuş, Muğlalı olmuş, Aydınlı, Diyarbakırlı, Mersinli, Mardinli fark etmez. Güce karşı haklının ve mağdurun ve mazlumun yanında olan herkes bize göre Trabzonsporludur. Herkes keşke böyle düşünse ve o bu duyguyu çoğaltsak yani. Başka bir takım taraftarı da bunu söyleyebilir. Ama biz genellikle insan karakterimize, tipolojimize baktığımız zaman tavırlı insanlar olduğunu görüyoruz. Söylediğin zaman şimdi aklıma geldi. Sosyal medyada tanıştık kendisiyle. Recep Çaltepe, Trabzonspor dergisinde de yazıyor aynı zamanda. Ben de bir gün lafın gelişi sordum. Sen Trabzon'un neresindensin dedim. Yok dedi, ben Trabzonlu değilim dedi. Akdeniz bölgesinden bir, Hatay mı dedi, İçel mi dedi, yanlış hatırlamıyorsam. Ama Trabzonspor tarihini yutmuş, hatmetmiş ve hatta sonrasında Trabzonspor dergisinde falan da hala yazıyor belki de. Ya inanılmaz bir bilgiseli. Çok şaşırtmıştı beni. Trabzon'la ucundan yakından geçmemiş ama. Böyle de bir Trabzon şeyi var yani. Coğrafi ve olarak geçmemiş. Aklı, vicdanı ve hepsi oradan geçmiş. Hepsi aynı şey diyoruz ya. Benim jenerasyon olduğu için de yüksek ihtimalle o 80'lerin sonundaki şampiyonluklara yetiştiği için, 80'lerin başındaki şampiyonluklara yetiştiği için oradan bir Trabzonsporluk aldı olabilir herhalde yüksek ihtimalle. Bana çok enteresan gelmiş ama onun gibi çok kişi de varmış. Yani Trabzonlu olmayıp Trabzonsporlu olan. Ya Suna Yakın mı yazmıştı? Çanakkale cezaevinde mahkumlar arası turnuva düzenleniyor. Trabzonlu çok az mahkum var ama Trabzonsporluların kurduğu takım şampiyon oluyor. Yani o devrimci gelenekten gelen insanlar, bilmiyorum belki ülkücüler de var o cezaevinde. Ama bir turnuva düzenleniyor. Trabzonspor'u çoğu devrimciler. Şampiyon oluyorlar. Herkes bir takım kuruyor. Cezaevi idaresi izin veriyor falan. Trabzonspor 70'li yıllarda yükselen toplumsal muhalefetin de etkisiyle devrimcilerin, kendisine gerçekten devrimci diyenlerin ve ona yaşayanların takımına dönüştü. Niye? Bir sultayı, bir imparatorluğu yıktı. Bu az bir şey değil. Futbol elbette bu bir oyun yani. Sonuçta şey değil. Biz hiçbir zaman şey demiyoruz. Trabzonspor ülkeyi kurtarıyor da diğerleri satıyor. Öyle bir şey yok tabii ki. Ama durduğun, konumlandığın yer itibariyle Türkiye'nin en uzağındaki bir ücra köşesindeki bir şehir. Nüfusu kaç? O zamanlar zaten 60-70 bin ilk şampiyon olduğunda falan. Böyle bir şehir İstanbul o zaman da 3-5 milyon var. Kendine 100 kat büyük bir şehrin ne ekonomik olarak mücadele edebilir, ne medya gücü var, ne siyaset gücü var, hiçbir şey yok. Bir hikaye yazdılar ve bütün Türkiye bunu sahiplendi. Trabzonspor 1984 sonrası masumiyetinden biraz kaybettiği için devrimci çevrelerce sevilme oranı düştü. Nasıl kaybetti? İstanbul'dan transferler yapmaya başladı. Paralı transferler yani. Sen paranla yarışmaya kalkarsan İstanbul'la yarışma şansın şartlar yok. Şartlar onu gerektirir. Bu arada statta görüyorsunuz ses ve ışık şovu eşliğinde kutlamalar devam ediyor. Kupa töreni devam ediyor. Stada gidemeyip meydanda olanlar da o anı meydandaki dev ekrandan izleyip telefonlarına kaydediyor. Bir yandan meşaleler yakılıyor, bir yandan da maçlar söyleniyor. Meydanda orayı kilitlemiş şu anda haliyle. Evet, evet. Belediyenin kurduğu ekrandan onu izliyorlar. Ya o coşkuyu bulundukları yerde de yaşamayı sürdürüyor Trabzonsporlar. Güzel görüntüler. Sercan kardeşimiz herkes oldu. Herkes kayıtta. Evet, Sercan hazırlanıyor. He. Sercan'ı da bağlayacağız. O meydandaki kapatmadan atmosferi alacağız. Veda'yı da şampiyonluğun mimarı dedik biz haberimize. Abdullah Avcı ile yapacağız. Çünkü hani sinema yönetmenin sanatıysa şampiyonluğu da tabii ki hocaya tabii ki mal etmek lazım değil mi? %100 canım, hoca sonuçta ekibin başı o yani. Tabii. Nereye çekerse takım oraya gider. Dümen onda. Demek ki doğru kullanmış ve şampiyonluk dumanına yanaştırmış. Doğru. Şimdi meydandaki atmosferden bahsediyoruz. İşte stadın güzel görüntüleri o zaman
kameralarımızı meydana çevirmişken sözü de sevgili Sercan Dikme'ye bırakalım. O da gün boyu yaptığı yayınlarla meydandan o coşkuyu bizlerle paylaştı. Konuklarıyla oradaki atmosferi aktardı. Bir kez daha söz sende sevgili Sercan Dikme. Cüneyt Şen, çok teşekkür ediyorum. Serdar Kelleci'ye iyi yayınlar. Ancak üzerimizde kalmasın. Selahattin abiye bugün o kadar çok kişi, o kadar çok Trabzonsporlu taraftar selam söyledi ki buradaki tüm Trabzonların selamını iletelim Selahattin abiye. Çok harika bir atmosferin olduğunu söyleyelim Trabzon meydanında. Bilmiyorum, en azından genel bir cümle kullanarak binlerce futbol sever, binlerce bordo mavi formasını giymiş, annesini, babasını, dedesini, anneannesini, aile büyüklerini yanına almış futbol severler Trabzon meydanına gelmiş durumda. Trabzon meydanında bir dev ekran kuruldu. O dev ekranda stadyuma gidemeyen, fiziki olarak stadyumda bulunamayan, ancak yürekten o stadyumda kendisini hissetmek isteyen binlerce Trabzon spor sevdalısı Trabzon meydanında toplandı ve hep birlikte işte o stadyumdaki görsel şöleni, stadyumda gerçekleşen konseri, her şeyi binlerce futbol sever Trabzonlular takip ediyor. Saat 12-12.30 civarında biz yayınlara başladık. Her geçen dakika, her geçen saniye buradaki atmosferin daha da arttığının altını çizmemiz gerekiyor. Burada konuştuğumuz Trabzonsporlu taraftarlar sadece Trabzon'da veya çevre illerden gelmemişler. Sabah saatlerinde uçağa bindiğimizde Almanya'dan, Danimarka'dan, İsveç'ten Trabzonluların Trabzon'a geldiğini, hatta gelemeyenlerin havalimanından geri dönüp yarın oynanacak olan Olimpiyat stadındaki maç için o yolu tuttuğunu görebiliyoruz. Uzun yıllardır süren hasret artık sona erdi. Belki de şampiyon olduktan sonra dünyanın konuştuğu o video. Elektrik lambaların üzerine çıkan futbol severler, flaşlarını açan Trabzonlular ve alttan çalan elektro müzik. Belki de o elektro müziğe yeni birisi daha eklenecek, yeni bir video daha eklenecek. Ancak şu dakikalarda hem horonu belli bir yerde, hem çifte telliği belli bir yerde, hem kol bastığı belli bir yerde duymak mümkün. Ortak tek bir durum var burada. Trabzonspor'un coşkusunu, Trabzonspor'un şampiyonluğunun eğlencesi. Herkes farklı noktalarda kendi istediği müziği dinliyor ve birbirlerine saygı duyan, birbirlerini hiçbir zaman rahatsız etmeyen Trabzonsporları görebiliyoruz. Buradaki rakamı söyleyebilmek için burada meydanda bulunan net rakamı, futbol sever Trabzonlu'nun net rakamını söyleyebilmek için gece geç saatlere kadar beklemek gerekiyor. Ancak burada şu an itibariyle gerçekten 20-30 bin civarında futbol severin olduğunu söylemek hiç de güç değil. Şöyle bir sağ tarafıma bakıyorum Trabzon'u bilenler için. O meydanda bulunan kaldırımların üzerinde gerçekten Trabzonspor formasını giymiş 70 yaşındaki dede de var. 7 yaşında, okula daha yeni başlamış genç minik bir Trabzonsporlu da var. Ve stadyumda olmayan futbol severler, Trabzonlular bir yıl boyunca o kaldırmak için uğraş verilen, ter dökülen, zaman zaman eforun had safhaya çıktığı şampiyonluk kupasını görebilmek için stadyuma gidemeyen futbol severler ve Trabzonsporlular meydana geldi. Artık dakikalar sonra bordo mavili takım 2021-2022 sezonu şampiyonluk kupasını başta Abdullah Avcı, başta Başkan Ahmet Ağaoğlu ve futbolcular olmak üzere ellerde olacak. Artık burada bulunan binlerce Trabzonlu o kupanın gelmesini bekliyorlar. Elbette buradaki coşkunun, buradaki sevincin müthiş derecede olduğunu söyleyelim. Ancak belki bugün yayınlarda hep altını çizdik. Tekrar etmekte fayda görüyorum. Binlerce insan burada, binlerce taraftar burada coşuyorlar, eğleniyorlar. Tek bir olay bile yok. O nedenle en azından burada şahitlik ettiğim için Trabzonsporlu taraftarları gerçekten tebrik etmek gerekiyor.
Biz bu gece uyumayacağız çünkü Trabzonların hiç uyumaya niyeti yok. Cüneyt Şen. Sercan Dikme, geçtiğimiz sezon Beşiktaş, bu sezon Trabzonspor'un şampiyonluk yayınındasın. Şimdiden görevlendirmeyi yapıyorum. Seneye de kim şampiyon olursa yine sen varsın. Kolay gelsin, ağzına sağlık, emek verdin. Sadece Sercan Dikme değil, Yunus Emre Sen'e de teşekkürlerimizi iletelim. O denizden, Karadeniz'den, hırçın Karadeniz'den, bugün muhteşem dalgalıydı ama müthiş yayınlar yaptı. Tabii ki teknik ekibimiz Sercan Dikme meydandaydı. Canlı yayın aracımız vardı. Teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Yunus Emre Sen'in yanında kameramanımız Mehmet Tekin vardı. Düşme pahasına, ki bir ara düşme tehlikesi de yaşadı, nefis görüntüleri bizlerle paylaştı. Erdal Balcı her tarafa yetişti. Stat'taydı, gemideydi, gemiyi karşılıyordu. Faroz Limanı'ndaydı. Murat Onur ve Ufuk Biçerse gün boyu en renkli görüntüleri, o müthiş horonları bizlerle paylaştılar. Ulaş Özdemir, Zeki Uzun, Nurkan gün boyu konuk oldular. Stüdyodaki konuklarımız, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yönetmenlerimiz Hüseyin Erdoğan ve Özgür Akay'la başladık. Editörlerimiz Emre Tuğrul, Ercan Şimşek. Büyük emek verdik. Tüm Aspor ekibi bu şampiyonluk yayını için büyük emek verdik ki şampiyonluk yayını bitmedi, aslında devam ediyor. Birazdan Ender Bilgin konuklarıyla şampiyonluk yayında sizlerle birlikte olacak. Unuttuğum kimse var mı diye bakıyorum bir yandan. Rejde de tabii çok değerli arkadaşlarımız, burada kameraman arkadaşlarımız görev yaptılar. Şampiyon Trabzonspor'u kutlayarak noktalayalım ve şampiyon hocayla noktayı koyalım. Hoşçakalın efendim. Tebrikler Trabzonspor.